İyi geceler, kavuştuk yine. Selçuk Tepeli bu ekrandan aylardır patron sizsiniz diyor. Patronun son sözü söylemesine sadece ve sadece 30 gün kaldı. Türkiye tarihinin en kritik seçimine gidiyor. Kampanyalar, ittifaklar, vaatler, en önemlisi de sizin seçiminiz ne olacak? Sizin beklentiniz bu seçimden ne? Beklenti demişken partiler de seçim beyannamelerini açıklamaya başladı. 21 yıllık AK Parti seçim beyannamesini bu hafta açıkladı. Beyannamede söyledikleri pek çok vaat tanıdık geldi. Tanıdık geldi diyorum çünkü Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu aylardır zaten bunlardan bahsediyordu. Neydi mesela? Bunlardan bir tanesi işe alımlarda mülakatın kaldırılması. Cumhurbaşkanı Erdoğan mülakatı seçimden sonra kaldıracaklarını söyledi. Peki insan sormadan edemiyor. Mülakatta hakları yenen, haksızlığa uğrayan bu kadar insanın suçu neydi? Kamuda sınav açıldı KPSS. Mülakat kalkacak, torpili bitireceğim, torpili. Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Vade gerek yok. Halen hükümetsiniz. Niye vade ediyorsunuz? Hiç gecikmeden hemen şimdi. Nisan boyunca 85 bin kişiye mülakat var. Seçimi kazanırsam artık yok diyor. Duy da inanma, küllama anla. Seçim bitecek. Seçimden sonra inşallah yeni dönemde yeni planlamayla bunun adımlarını atmış olacağız. Sana söz, aile destekleri sigortası gelecek. Her evin asgari gelir güvencesi olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle hiçbir hanenin gelirinin belirli bir seviyenin altına düşmemesini temin edeceğiz. Sevgili gençler, artık sokakta dayılar göster telefonunu deyince ne yaparsınız onu bilmem. O da sizin başınıza dert olsun. Çünkü en son, en mükemmel telefonlarınız cebinizde olacak. Yüksek öğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. Ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Akıl edemediler, okulları kapattılar, uzaktan eğitime geçtiler. Ankara'da yine binlerce öğrenciye internetini, 10'ar GB internetini belediye verdi. Hükümet veremedi. Evet, iktidarın geri adım atmadığı, muhalefetin de sürekli eleştirdiği pek çok başlık AK Parti'nin seçim beyannamesinde görüyoruz. Az önce de söylediğim gibi bunlardan biri de işe alımlarda mülakatın kaldırılması. Çok can yandı Nevşin, çok can yaktılar. Biz bunu Fox'un ana haberinde, sabah haberlerinde dile getirdik. İsim isim örnekleriyle çok can yaktılar. Bunların suçu neydi? Çok haklısınız. Bir de muhalefet de söylüyor çok doğru. Yani zaten aslında iktidar hep böyle. Her seçim beyannameleri sanki kendileri muhalefetteymiş de iktidara gelirlerse yapacaklarmış gibi hazırlıyorlar. Bazen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim konuşmaları da öyle oluyor. Şimdi bugün kaldırabilir isterse bir tane Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlar. Hadi bitti gitti mülakat falan kalmaz. Bunu niye seçimden sonra yaptı? Ya tahmin ediyorum bunu tabii ilk hasta Kemal Kılıçdaroğlu söylemeye başladığı zaman şöyle suçladılar muhalefeti. Dediler ki bak işte bunlar FETÖ'cülerin önünü açmak için mülakatı kaldırıyor. Hatta muhalefetin şu şeysi de var biliyorsunuz vaadi. KHK'lılar hakkında bir yargı kararı yoksa yani soruşturma açılmış ve kovuşturmaya gerek yok dendiyse ve işinden buna rağmen atıldıysa bu kişilerin geri döneceğine ilişkin bir vaadi de var. İşte onu da şey yapıp ya işte bunlar FETÖ'cüleri de geri devlete döndürecek propagandası yürütüyorlardı. Fakat biliyoruz ki AK Parti sık sık anket yapıyor. Anketlerle çok sokağın nabzını, vatandaşın nabzını tutmaya çalışıyor. O çerçevede de işte vaatlerini, seçim programını oluşturmaya çalışıyor. Anladığım kadarıyla tabandaki bu rahatsızlığa artık kayıtsız kalamadılar. Yani bugün hangi gençle konuşsanız zaten genç insanların geleceğe dair umutları pek yok. Yani bu ekonomide mezun oluyor, iş bulamıyor, çalışkan, devlete girmek istiyor, KPSS'ye giriyor. Ama biliyor ki bir dayısı yoksa mülakatta elenecek. Bu artık çok yüksek sesle dile getirilen bir mesele haline gelince buna kayıtsız kalamadılar gördüğüm kadarıyla. Bir de bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabii şöyle bir avantajı var şimdi. Biz burada konuşuyoruz ya bunu zaten muhalefet öneriyordu kardeşim niye kendileri aynı şeyi öneriyor diye. Bence şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye o kadar kutuplaştı ki herkes kendi yankı odasında. Şimdi biliyorum AK Parti seçmeninin bir kısmı Fox TV izliyor, AK Partili siyasetçiler de izliyor falan ama kahir ekseriyeti kendi televizyonlarını izliyor sadece. Bence
Cumhurbaşkanı da ona güveniyor. Nasıl olsa kendi seçmeninin büyük bir kısmının muhalefetin vaatlerinden haberi yok. Çünkü hükümete yakın televizyonlar şey yapamıyor. Yani o an anladığımız anlamda yayıncılık yapmadıkları için muhalefete o anlamda yer vermiyorlar. Siz Fox Haber mesela yaparken habercik ikisinin de seçim beyannamesini veriyorsunuz elbette, değil mi? Hepsinin büyük parti, küçük parti neyse. Şimdi karşı tarafta işleri öyle işlemediği için muhtemelen kendi seçmeninin kendi tabanının haberi yok Kılıçdaroğlu vaadinden. Sanki ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın var. Ona da güveniyorlar benim anladığım kadarıyla. Bir şey daha var galiba. Tabii buyurun. Az önce Mansur Yavaş da şey yaptı. Niye şimdi yapmıyorsunuz diye. Özgür Özel de dedi ki 85 bin kişi alacaklar. Yani alacaklarını alıp bütün devlet kadrolarını doldurmak istiyorlar herhalde. Yani seçime kadar. Ondan sonra ne olursa olsun yani onun üstüne gelecek diye. Tabii burada senin sorun çok yerinde bir soru. Yani şimdiye kadar olanların kabahati neydi? KPSS'yi çok üst şeylerle kazanıp, puanlarla kazanıp mülakatlarda elenen binlerce insan var. Bunların tepkileri de var. Yani bana gelen tepkiler örneğin diyorlar ki arkadaş hiç değilse malum 30 yaşından sonra devlet kadrosuna alınamıyor. Yani sıfırdan alınamıyor. Hiç değilse bir defalık diyorlar KPSS'yi kazanmış olanların onlara bir hak daha tanınırsa bunu da bir ne bileyim 35 yaşa çıkarılırsa bir kere mahsus 35 yaşa evet, uzatın. Evet yani tabii yani dediği gibi Nevşin'in hakkında hani soruşturma belki öyle telafi beraber edebilirler. Evet tabii. Yani yenen haklar ne olacak? Evet. Yenen hakları yenen binlerce insanın durumu ne olacak? Ne olacak? Yani her cümle, her ifade, her vaat yeni eşitsizlikler üretiyor. Bir kere bunu görmek lazım. Mülakat, sözlü sınav demek. Sözlü sınav anayasanın eşitlik ilkesine bir kere aykırı. Önce bunu bir koyalım. Yani Murat'ın bahsettiği gibi genel bir sınav olan, genel, objektif ve yazılı bir sınav olan KPSS'de yüksek puanlar alanlar mülakatta eleniyorlar. Çünkü mülakatlar dayın yoksa siyasi sorgulara dönüşür. İşte bu taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinden bunu hatırlayalım birkaç sene önce. Siyasi sorular soruluyordu kişilere. O zaman da çok yakın mı olmuştu? Burada apaçık yani seçimin iktidar partisi açısından da taşıdığı kritik önem dolayısıyla kopya çekmişler. Bir, ikincisi Nevşin de dediği gibi kendi seçmenlerin, kendi tabanlarının, gençlerin bundan ne kadar müşteki şikayetçi olduğunu görünce sanki muhalefetmiş gibi mülakatı kaldıracağız diyor ama hakikaten çok gülünç. Yani, komik, gülünç. Ya belki şey eklemek lazım hani mülakat belki kimi kurumlarda şey için hani ne bileyim bir konuşma zorluğu var mı? Oturmayı kalkmayı biliyor mu kişi? Hani kimi şeyler dış işlerinde işe gireceksiniz. Önemli. Yani. Dış işleri mesela evet, önemli. Mesela ya da Merkez Bankası'na işe gireceksiniz. Bunlar şey kendi geleneği olan katı kurumlar. Belki onlara bakmak için ama herhalde yani bu Türkiye'nin geleceğinde de kim seçilirse seçilsin. Demek ki Türkiye'de madem bizim siyasi kültürümüz böyle çok manipülasyona açık, mülakat olacaksa da nasıl olacağını çok net belirlemek lazım. Kemal yani Bey 2021'de bir basın toplantısında ilk defa bunu söyledi. Ben de oradaydım. Orada senin dediğin gibi dedik yani mülakat olması gereken mesela güvenlikle ilgili şeyler mesela var. Ya da fiziki güç gerektiren şeyler evet var. Herkes de olmayabilir. Onların dışında diye de söylemişti yani. Evet. Şimdi Deniz, Nevşin az önce dedi ya dayı meselesi. Dayın yoksa biliyoruz ki işte bu AK Parti teşkilatlarından mülakatlara isimler gidiyor. Şunu alın bunu alın. Şimdi sevgili Barış Pehlivan bir haber yaptı. Gerçekten çok etkileyici bir haberdi. Ali Serttaş kaymakam adayı belli ki bir dayı bulmuş. Barış Pehlivan'ın haberinde de yer alıyor. Ali Serttaş kaymakam adayı 71,5 puan alıyor şeyden yazılıdan KPSS'den. Sonra mülakatta 91 puanla kaymakam oluyor. 70 puan zaten taban puan. Fakat bunun nesi var? Yani mülakatta da belki almıştır diyebilirsiniz ama çok ilginç bir fotoğraf çıkıyor. Ali Serttaş'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yani kaymakam alınacak, kaymakam olduğu teşkilatın başındaki bakan. Sonradan bakıyoruz ki bu haberden yine babası Ahmet Serttaş Balıkesir'in Altınkaya ilçesinin belediye başkanı. Şu anda fotoğrafta var bu arkadaş. Taban puana yakın bir puan alıyor KPSS'den. Sonra ne hikmetse 91 puan alıp kaymakam olarak atanıyor. Ya işte bu. Yani söylemek istediğimiz bu. Nasıl şimdi bu hak hukuk yiyen
bu insanın hakkını yediği insanları memnun edeceksiniz. Belki Murat'ın dediği gibi 35 yaşa çekebilirsiniz. Mesela, veya bir kereye mahsus tekrar hak verirsiniz ama bu kadar insanın hakkını yediler ya. Vallahi benim elimde de işte başka bir belge var mesela. Üstünde böyle kocaman bir red yazısı var. Türk Silahlı Kuvvetleri 2022 yılı dış kaynaktan muvazzaf subay adayı temini diye bir sınav. Yani bütün beden eğitimi yani fiziki sınavlar geçilmiş, yazılı sınavlar geçilmiş ve mülakata gelinmiş. Mülakat yapılmış ve sonra bir kağıt verilmiş üstünde kırmızı bir şeyle kocaman bir red yazısı. Niye reddedilmiş belli değil. Belli değil. Belli değil. Red yazmış göndermiş mesela. Neden? Çünkü şöyle bir şey oluyor. Şimdi Murat Yetkin sınavdan 90 almış. Yani ben de almışım 60. Murat Yetkin'e 50 veriyor. 140 ediyor 70. Bana 100 veriyor. Ortalamasını alıyorsun 80. Siz benden yüksek aldığınız halde sınavda ben mülakatta aldığım 100 puanla sizin önünüze geçiyorum. Yani yazılı sınavda iyi puanlar alan çocukları elemenin en basit yöntemi bu. Yani Murat Yetkin 90'la geldi önünüze, ben 60'la geldim. Öyle de hesaplıyorlar ki ince ince. Yani mutlaka beni sokmak istediği için Murat Yetkin'e de ona göre bir not veriyor, bana da ona göre bir not veriyor. Yani bu bütün şeyi bunun üstüne kurulu. Mesela diyor ki ben 70 almışım, 10 kişi alınacak. İlk 10'a bakıldığında testte diyor ki ya sana gelmesi imkansız, ilk 10 82'de bitiyor diyor. Yani sen ilk 10'daki 10. kişiyle senin aranda 12 puan fark var. Sen giremezsin buraya diyor mesela. Yok girersin, nasıl gireceksin? İşte mülakatta seninle onun arasındaki 12 puan farkı kafalarına göre kapatıyorlar. Ayar çekiyorlar. Evet, bu kadar basit. Mülakat... FETÖ eskiden soruları veriyordu. Soruları çalıyorlardı. Şimdi işi mülakatta hallediyor. Şey, ama hem de mülakat yapıyorlardı. Yani hem sınavda oraya girebilmesini sağlıyorlardı o taban puan dediğin şey. Böyle bir rezalet var. Yani şimdi komik olan şey şu. Rahmetli Ecevit iktidara geldiğinde hatırlayın KPSS ilk çıktığında gayet adil bir yöntemdi. Yani sınavda başarılı olan giriyordu. Olamayan giremiyordu. Nereden çıktı mülakat? Bunlar çıkardı. Sorular falan çalındı değil mi? Öyle tabii mülakatı da bunlar çıkardı. Bahane ettiler işte teröristler girmesin, iltisaklılar girmesin. Onları ya onun için mülakat yapmana gerek yok ki. Güvenlik kurumlarından güvenlik raporu isteyin. Yani bu mesela AK Parti döneminde istisnai kadroyla memuriyete alınan insan sayısını bir açıklasınlar mesela. Tabii. Geçenlerde bir şey vardı, Deniz'i desteklemek için söylüyorum. Geçenlerde bir haber vardı. Bir ilde AK Parti yöneticisi bu şeyleri zorluyor. Ya şu mülakat işini zorlayalım, daha alacağımız insanlar var. Tabandan diyor, tepki geliyor baskı diyor. Baskı var. Baskı var tabandan, şu mülakat işini biraz ya daha zorlayalım. Ya komik işler yani. Mesela imar affı yasaklansın. Ya depremden sonra o görüntüler paylaşıldı ekranlarda. Hataylı kardeşlerim, imar affıyla size şu kadar şey sağladık. Maraşlı kardeşlerim, imar affıyla size şu kadar şey sağladık. Ya bunları diyen siz değil misiniz? Şimdi 9 kere çıkmış imar affı. Dokuz kere döneminde. Çıkmış. Bu en son seçimden önce bir şey, seçim vaadi olarak, hediye olarak verilmiş. Muhalefet lideri gibi davranıyor. Ya şimdi, evet. Şimdi diyor ki, bu diyor katalog suç. Yani katalog suç şu demek... Affı imkansız suç şeyine sokacağım diyor. O zaman şimdiye kadarki 9 şeyi kim çıkardı? Ya Bay Kemal mi çıkardı? Kim çıkardı evet. Yani? Ve netice evet. İtibariyle çok özür diliyorum. Yani ben dilimde tüy bitti. Bunu sürekli söylüyorum. Bir kere daha söyleyeceğim. İktidar vaat makamı değildir. İktidar icra makamıdır. 10 GB internet vereceğim diye vaatte bulunamaz iktidar. Zaten 10 GB interneti verir. Muhalefetin vaadi yani. Yok, tam yani, Mansur Yavaş ben verdim da, bile diyor yani. Doğru söylüyor. Olmasa da. Verir. Vaat etmez. Verir. Aynen öyle. Ya şimdi emekli maaşları mesela 7500'e çıktı. Dul ve yetim aylıklarında hiçbir artış yokmuş. Bugün bütün gün bize dul ve yetim aylığı alanlardan mesaj yağıyor.
Bize zam yapılmadı. Bizim maaşımız yine aynı. Memur emeklileri var. Biraz sonra şimdi mesaj atmışlar. Onu da okuyacağız. Memur emeklilerin durumu çok kötü. Ya şöyle mesela emekli olan 7500'e çıkıyor ya. Daha önce vefat etmiş, maaşı eşi tarafından alınan kişinin aldığı maaşın da o 7500'e göre düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü şey aylığı değil bu. Emeklilikten dolayı dul aylığı alıyor ya da yetim aylığı alıyor. Evet. Emekli maaşı artarsa onunkinin de artması gerekiyor. Mesela onu unutmuşlar herhalde. Bugün herkes onu yazıyor bize. Dul ve yetim aylığında bir artış olmadı diye mesajlar yağıyor. Peki bu mülakatın kaldırılmasının dışında AK Parti'nin seçim beyannamesini genel olarak nasıl buldunuz? Şöyle kısaca bir onun üzerinden de geçelim. Yani muhalefetin vaatlerini yerine getirmeyi vaat etti Erdoğan. Yani Kılıçdaroğlu ne vaat ediyorsa ben onları yapacağım dedi. Onun dışında yani iki unsuru daha sayabilirim. Şimdiye kadar neler yaptıklarını, işte şu kadar yol, şu kadar köprü, şunları yaptık. Bu artık klasikleşti. Bir de benim gördüğüm hani o muhalefet vaatlerinin üstüne, yani onlar yapamaz biz yaparız. Bence hani bir 2018 vaatlerine baktım ben ki onlar büyük ölçüde şeyden kaldırılmış artık. AK Parti'nin internet sitesinde yok. Hani 2018'de ne vaat etti? Çünkü 2018'de Sayın Cumhurbaşkanı şey demişti. Bu kardeşinize bir kere daha hak verin, şey şans verin, işte faiz düşecek, enflasyon düşecek, döviz düşecek diye. Valla onu dediği zaman ben not aldım şurada, 4 lira 75 kuruşmuş dolar. Şu anda bugün 19 lira 25 kuruş ve bankalara, serbest piyasa falan değildir artık, bu bankalara talimat gitmiş, satışta 19.95'in altını satmayacaksınız diye. Resmi kur ne olduğu belli. Bir de tabii büyük şirketlerin kaçtan projekte ettikleri doları, kapalı çarşıda evet. Neden kaçtan evet, bakıldığı evet. Çok büyük kuru var. Yine 2018'de Sayın Cumhurbaşkanımız enflasyon tek haneye inecek demiş. O sırada enflasyon %11. Onu hep diyorlar. Merkez Bankası falan da diyor. Kimse ciddiye almıyor yani. Ya kim ne kadar ciddiye acı. Alsın Nevşin? Yani burada işte söylüyorum. O dediği sırada %11 enflasyon, şimdi resmi rakama göre işte %58 mi oldu, gayri resmine kadar 3 haneliden dönmüş ortada durum. Evet. Ve şimdi 2018'de söylediklerini siliyorlar sanki söylenmemiş gibi. Şimdi onları tekrardan ısıtıp... Bu arada şeyi unuttular ya. Öne sürüyor. İstanbul... Şey, evet. Çılgın onu geçen söyledi Cumhurbaşkanı bir yerde. Şey çılgın projeleri vardı Musa'dan. Böyle. 2011 seçiminde hatta ilk defa Cumhurbaşkanı çılgın proje demişti. Memlekette en büyük çılgın proje ucuz soğan temin aslında etmek olunca. Şeye Kanal İstanbul'un benim de dikkatimi çekti o. Adını anmadan daha önce Kanal İstanbul kapsamında anılan bu rezerv konusu. Bir 500 bini Anadolu yakasında, 500 bini Avrupa yakasında. Kentsel dönüşüm diye onları koymuşlar. Şimdi biz bunları eskiden Kanal İstanbul bağlamında biliyorduk. Bu bana çok ilginç geldi. Tamam, demek ki kanalı kazmaktan vazgeçip Kanal olmasa da çünkü onu işte imar planlarını yayınlamışlardı. Kanal İstanbul'da zaten konut rantından kaynaklanan bir şey olduğu için öyle. O rantı korumuşlar. İşte kazmayı bırakmışlar. İrikay'ın bir emlak projesiydi tabii. Zaten. Evet. Şimdi şey o hafriyat zaten milyonlarca milyarlarca. Peki orada şey yaptılar. Biz de daha önce işlemiştik programlarda hatırlayacaksınız. Arap emlak şirketleri burada evet. İşte ikinci Boğaz manzaralı falan diye dünyanın parasına oraları tabii. Pazarladılar. Şimdi oraya para yatıracak Arap kardeşlerimiz gelip ya arkadaş hani burada ikinci Boğaz manzarası olacaktı. Nerede benim Boğazım falan demeyecekler mi acaba? Derler herhalde ya da onlara başka hatta bir imkanlar tanıdık. Hatta uçağımı geri ver diyen bile çıkabilir yani. Ha çıkabilir. Neyse evet. Zaten hani Bay Kemal diyor ki ben bu uçakları geri vereceğim. Şu da enteresan, şunu da söyleyeyim. Hani yeni Türkiye ekonomisi diyorlardı ya, yeni Türkiye evet. Yeni ekonomi. Ondan hiç geçmiyor kelime olarak beyannamede. Mesela zaten çok hükmünü ilginç. Yitirdi o yani. Bir evet ama hayır bunca alayla valayla şey yapıldı. Bu da çok güzel. Yine 2018'de dünya ekonomisinden vaatleri arasında Sayın Cumhurbaşkanı dünya ekonomisindeki Türkiye'nin payı %1.5'a yükselecek demiş. Şu anda %60 küsurlardı. Bu bol hamaset var. Pardon, %60 küsurlardı. Evet.
G20'den çıktık. İlk 20'de yok. G20'den başka kriterler var ama evet yani. Yine bir sivil, Çiğdem, bir şey yine bir, şöyle bir sivil anayasa sözü verilmiş yine. Yani o insanı böyle gülümsetiyor ama sinirle gülümsetiyor. Yani kaç kere duyduk biz bu hani sivil anayasa. Bol bol hamaset var. Reformlardan bahsediliyor. Bunlar da böyle son kullanma tarihini doldurmuş, aşılmış kelimeler artık, kavramlar. Yani heyecan uyandırmayan, yeni bir hikaye söylemeyen, anlatmayan, böyle tükenmiş bir şey görüyoruz bu yani. Bu yeni sonuçta anayasada Çiğdem Hanım, ben bu sefer şundan ürktüm aslında. Hani onu biraz ciddiye aldım. İktidarın yeni ortakları nedeniyle. Hüdapar. Aslında. Tabii. Evet. Şimdi hani sivil falan yeni anayasa derken birdenbire garip bir şeyle karşı karşıya kalabiliriz gibi geldi bana. Kalabiliriz. Şimdi tam da oraya geleceğim. Evet. Beyannameyi sadece AK Parti açıklamadı. Cumhur İttifakı'nın tartışmalı tabii ortağı, tartışılan ortağı Hüdapar da açıkladı. Tam da senin söylediğin gibi anayasa meselesine zaten ilk dört maddesine şaşı bakan bir parti. Artı işte federasyondan bahseden parti. Bunlarla da kalmadı. Karma eğitimi zorunlu olmasından çıkarılmasını istiyor ve kadınların, erkeklerin, kızların ayrı okutulmasını istiyor. Bir de başka ne istiyor? İslam Cumhuriyeti dedi ya. İslam Cumhuriyeti istiyor. Hüdapar bizim logomuzla birlikte giriyor ve beraberce bu seçimi şey yapacağız. Karma eğitimin zorunlu olmaktan çıkarılması için Hüdapar mecliste olmalıdır. Tıpkı Afganistan'ın başına çöreklenen Taliban gibi karma eğitime kadar göz dikmiş durumdalar. 6200 sayılı kanunun değiştirilmesi ve süresiz napaka uygulamasına son verilmesi için Hüdapar mecliste olmalıdır. Hüdapar kafası kadını köle gibi gören Hizbullah kafasıdır. AK Parti bunlarla beraber, MHP kimler kimlerle beraber? Kadınların çalışma şartlarının fıtratlarına uygun hale getirilmesi için. Nedir o fıtrat? Ailenin içerisinden dayak da yese, tecavüze de uğrasa, şiddet de görse çıkamaması. Bakın çok açık söylüyorum, önümüzdeki süreç biz kadınlar için bir varoluş ya da yok oluş mücadelesidir. Evet, Cumhuriyet'in 100. yılında bu görüşlere sahip olan bir partiye meclis yolu açılıyor. Şurada şöyle de bir şey var beyannamede, o benim ilgimi çekti. İşte kadınların fıtratına uygun işlerde çalışması. O şöyle benim dikkatimi çekti. Bu İran'da hani kadınlar çalışma hayatına aktif katılabiliyorlar. Bütün zorlama engellemelere rağmen, ama bu Ahmet Necat döneminde şey çıkmıştı. Ahmet Necat da o zaman böyle fıtrat falan demişti. O şu, işte ya kadınlar işte zaten anne, hepsi çok yoruluyor işte. Part time çalışsın kadınlar, hani o fıtratlarına daha uygun diye. Bu fıtrat dedi, yavaş yavaş kadınları tamamıyla kamusal hayattan, sosyal hayattan, iş hayatına çekme projesi. Fıtrat dedikleri o yani, o ona gidecek onuncu açıkçası. Eksiltme projesi aslında. Evet. Mesela projesi. Bu mesai saatlerini kadınların fıtratına göre ayarlansını seçim beyannamesi de veriyor. Yarın Cumhur İttifakı'nın içerisinde diyelim ki hani seçimi kazandılar. Evet. AK Parti'ye bununla ilgili dayatacak, baskı dayatacak yapacak. Büyük Birlik'e dayatacak, tabii, baskı yapacak. MHP'ye dayatacak, baskı aynen yapacak. Yazın Yeniden Refah ya Partisi var. Fıtratına uygun dediği şey ne biliyor musunuz? Erkeklerle bir araya gelecekleri ortamlarda çalışamaz diyor. Aynen. Bu kadar basit. Evet. Yani erkenden evine dönsün diyecek işte. Gaziantep'teki aday tanıtım toplantısında AK Parti'nin, AK Partili kadın adayın elini tutmadı Hüdapar. Hepsi ellerini tuttular, havaya kaldırdılar. Hüdapar'ın adayı hemen yanındaki AK Parti'nin kadın adayının elini tutmadı. Şimdi, tahrik olacak değil mi? Yani elini tutunca o zaten tahrik akılları, oluyor. Fikirleri akıllarında şey, başka bir şey yok ki bunların ya. Böyle bir akıllarında başka bir şey yok yani. Yani. Fıtrattan yani kastettiği şey o. Yani kadının ne işi var mecliste canım? Ya erkeklerle Barbie, aynı. Yani Barbie bir geçmişte hatırlıyorum ben. Hatırlıyorsunuz Barbie bebekler vardı. Tahrik oluyoruz diye Barbie bebekleri aynı kafa ama kapatın diyen de bir kesim oldu yani. Aynı kafa, aynı kafa. Bence psikoloğa gitseler, çocukluklarına dönseler bir takım travmalar ortaya çıkar yani. Öyle bir ittifak ki en ilerici AK Parti ittifakın içerisinde. Evet. En ilerici AK Parti şu anda. Yani şu şey, an baksanıza AK Partili kadınlar tahammül edilemiyor mesela. AK aslında Devşin'in dediğinde tabii, şöyle bir ironi de gizli. Yani. Doğru, Demokratik doğru. Sol Parti dahil. Yani evet. Şu anda AK Parti Demokratik Sol Parti. Yani rahmetli Bülent Ecevit'in herhalde kemikleri sızlıyordur. Utanç verici. Ne kafir mi demiş? Küffar. Ya Murat, küffar demiş. Şöyle bir şey.
Büyük Birlik Partisi sahibi. Kim bunlar ya? Eskiden de hep solcu muymuş? Tabii. Öyle bir bilmiyorum. Bir geçmişte neyse neymiş ben. Ama yani şu anda adı yani. Demokratik Sol Parti olan bir parti Adalet Kalkınma Partisi'nden daha şey bir noktada, daha böyle geri bir noktada. Hatta Büyük Birlik Partisi'nden, Yeniden Refah Partisi'nden daha geri muhalefete bir noktada. Muhalefete küffar diyor. Küffar kafirler de demek yani. Kafirin çoğulu. Arapça kelimeler kullanarak muhafazakar seçmenin gözüne girmek. Bu ne utanmazlıktır. Şimdi keşke bu şahıs ismini bile söylemeyeceğim bana dava açsa şimdi. Utanmaz dediğim için. Utanmaz bir adam çünkü. Evet. Bunu mahkemede de mi söyleyeceksiniz? Aynen söylerim. Evet. Şeref duyuyorum yani bunu da söylemek. Bundan dolayı. Fıtratı bir de maden faciasında anmışlardı değil mi? Bu işin fıtratında var. Bu işin fıtratında var diye. Yani ikisinde de bir kılıf, bir eksiltme, bir eşitsizlik, bir maskeleme, bir perdeleme değil mi? Yani. Evet doğru. Fakat Çiğdem. Çok özür dilerim yani bu şimdi kendi tabanını da o kadar sağa çekti ki AK Parti ancak bu partilerle ortaklık kurabiliyor artık. Ya yani mesela şey olsa ki 2015 seçiminde oldu yani AK Parti CHP ile bir koalisyon kurmaya kalksa kuramaz. Yani tabanını da o kadar radikalize etti. Ve iş buraya kadar geldi yani çok tehlikeli görüyorum çok ben tehlikeli. Artık bu gelinen noktayı gerçekten. O partide zaten bu fırsatı değerlendirip kendisine açılan alanda tabii. Böyle şey pervasız adımlar evet. Atmaya çalışıyor. Oy tabii. İçin gelinen nokta gerçekten çok tehlikeli. Yani oy devşirmek için. Kadınlardan söz açmışken işte Yeniden Refah Partisi mesela seçim kampanyalarında erkeklerle kadınların aynı fotoğrafta, erkek adaylarla kadın adayların aynı fotoğrafta olmaması gerektiğinden dem vuruyor. Bir başka şey biliyorsunuz 6284 sayılı kadına şiddetin önlenmesine yönelik yasayı gündeme gelmişti. Yeniden Refah Partisi masaya yatırmıştı ve buna en sert tepki Grup Başkan Vekili AK Parti'nin Özlem Zengin'den ve Bakan Derya Yanık'tan gelmişti. Ya düşünün kendi partisini yani kendi görüşünden insanlara bile ver yansın ediyorlar. Kim ediyor? Ebu Bekir Sofuoğlu. Sakarya Üniversitesi'nden Ebu Bekir Sofuoğlu. Cumhurbaşkanı'na yakınlığıyla bilinen birisi. Daha önce de sanıyorum üniversiteler fuhuş yuvasına dönmüştü diye söylemişti ve bundan ceza almıştı. Aldı. Değil mi? 7 yıl, 7 ay 10 gün mü? 7 ay 5 gün mü? Bir izleyelim üzerine konuşalım. Burada basın da. Fatih. Bu yana 1 milyon kişi görecek. 6284 ile alakalı açıklamaları kamuoyunda duyduğumuz zaman Yeniden Refah Partisi'nin açıklamalarını doğrusu ben böyle bir konuşma olamayacağını düşündüm. Bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir. Listenin neresinde olursa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile cehennem soğuyuncaya kadar Cehennem soğuyuncaya kadar. Bu tehdit değil de nedir? Kendini Allah zanneden insanlara söylüyorum. Cehennemin kimi alacağını ancak Allah bilir. Önce Müslüman ahlakıyla ahlaklansınlar. Önce bir efendi olsunlar. Önce bir edep kazansınlar. Fikirlerini bir insana yakışır üslup ile anlatsınlar. Ya bir Müslümana bu üsluplar yakışır mı Ramazan günü? Şimdi tabii bu akademisyenin yapmış olduğu bu atmış olduğu tweet'e gelmeden önce Yeniden Refah Partisi'nin bu aynı karede kadın erkek meselesine gelelim. Havva Türk Aydın adayı. Aydın'da işte bu kampanya devam ediyor ve işte milletvekilleri çıkıyor seçmenin huzuruna. İtiraz eden de yine Aydın'da Havva Türk gibi Yeniden Refah Partisi'nin bir başka adayı, erkek adayı Bülent Ay ve yardımcısı diyor. Ve istifa İtiraz ederken ki cümlesi çok enteresan. Bu bayanı 1 milyon kişi görecek. Acaba ne demek istiyor tam olarak? Yani aklımıza tabii bir şeyler geliyor ne demek istediğiyle ilgili ama çok hazin ya. Hazinden öte çok öfkelendirici bir şey. Evden çıkmamalı kadın. Şimdi bu aynı kareyi paylaşmıyorsa aynı listeyi de paylaşmaktan imtina ediyor demek ki. Ya vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Tam sayfanın ortasından söyleyeceğim. IŞİD kafası. Şu hani tabii canım. Bu Suriye'de falan teröristliyorlar diyor. Aynen hiçbir farkları orada yok. Orada bir cumhuriyet yani. Kurmaya çalışıyor. Şey böyle devlet. Devlet kurmaya çalışıyorlardı. Onun militanları kadınlara nasıl evet. Bakıyorsa bunlar da öyle bakıyorlar. Evet. Özlem Zengin'in dedikleri yani gerçekten Mehmet Yılmaz geçen gün yazmıştı T24'te. Yani söylediği doğru, durduğu yer yanlış artık yani. Bunu kendilerinin de görmesi lazım ya.
yanlış yerde duruyorlar. Yani bir tek AK Partili erkek sahip çıktı mı Özlem Zengin'e? Çıkamaz. Hayır. Aylin Nazlı Aka, CHP'nin genel başkan yardımcısı hiçbir aradı, yok. Yanındayım dedi. Çıkamazlar. Meral Akşener gerçekten sahip çıktı. Evet, Meral Akşener kürsünden sahip çıktı. Yani Özlem Zengin söylediği, şimdi ya, söylediği doğru. Murat Bey. Durduğu yer çıkamazlar yanlış. Çünkü olduğu kendilerine yer ait özgür biz iradeleri yok. Yok, biz de yani sahip şey çıktık yani. Mesela biz de yazılar yazdık. Evet. Buralarda destek olduk. İktidar yanlısı medyada bir kişi çıkıp da, bir kadın yazar bile çıkıp şey diyemedi ya. Siz ne yapıyorsunuz canım arkadaş? Canım işte İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını savunan kadın yazar, biliyorsunuz, kitap yazmıştı yani. Evet. Ya şimdi artık magazine girmeyelim burada. Erdoğan da sahip çıkmıyor. Mesela Ebu Bekir Sofuoğlu, Sakarya Üniversitesi'nden işte profesör. Ebu Bekir Sofuoğlu'nun, Özlem Zengin kendi partisinin grup başkan vekili Erdoğan'ın. Yanık bakan, bakanı? Kendi bakanı. Ebu Bekir Sofuoğlu kendisine yakın bir akademisyen. Sakarya Üniversitesi'nden. Demiyor mu? Ey Sofuoğlu sen ne yapıyorsun falan. Ay, bir işin acayip tarafı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan şeyde başladı ya, röportajlar vermeye. Kanallara çıkıyor. Röportajlar veriyor. Hiçbirinde bu sorulmuyor. Ya bundan hala gündem mi var? Bütün Türkiye bunu konuşuyor. Hiçbir çıktığı, yani demek ki sorulmasın bu deniyor demek ki. Yani ne demek bu? Özlem Zengin tek başına şeyde bırakıyor yoktur, demek. Prompter'da yoktur o soru. İşte demek ki öyle dizayn edilmemiş. Cevaplara, yani cevaplara sorularda cevabı yok. Yok. Cevaplara sorularda yok. Tamamıyla oportunist bir şekilde yani şu anda pozisyon almış durumdalar ama demek ki bu, ben bunu şöyle okuyorum. Eğer bu seçimi Cumhur İttifakı kazanır ise bütün bu işte Hüdapar'ın, Yeniden Refah Partisi'nin istediği kanuni değişikliklerin yapılacağı şeklinde anlıyorum ben bunu. Yani kadınların kamusal alandan elinin ayağının çektirileceği, kadınların eve hapsedileceği, bu yönde düzenlemeler göreceğimiz şeyler. Bir de bu şeyi bahane ediyorlar. Hani o başka bir tartışma konusu aslında da, ona belki daha sonra girmek lazım. Ya işte LGBTİ'nin önünü kesme falan mesela, İstanbul Sözleşmesi'nde öyle. Ya kadınlar da LGBTİ şey oluyor. Mesela 6284'de de öyle diyecekler mesela. İşte öyle, çünkü ona toplumsal tabanda hani daha tartışılmaz bir konu şu anda Türkiye'de. Onu bahane ederek her seferinde işte bu cinsiyet şeyleri de şey canım falan diye böyle kadınların alanlarının kısıtlanması. Alanlar giderek daralıyor. İşte 28 Şubat'ta başörtüsü ya da türbanlar kamuda çalışılmıyor, çalıştırılmıyor, engelleniyor, oralara girilemiyor deniyordu. Şimdi artık gelinen nokta, bırak başörtünün kamuda çalışması, kadının artık kamuda çalışması. Kendileri gibi olmayan herkesin. Ne iktidar mı ediyorsun? Ne iktidarın kendisinde, erkeklerinde, kendisinde, güç sahiplerinde, ne de iktidar medyasının hiçbirinde özgür irade yok. Yani yok. Biz zaten doğru düzgün soru sorulmasını bekleyerek esas biz böyle biraz tuhaf şey yapıyoruz. Tuhaf bir beklenti içinde oluyoruz. Varlık sebepleri o zaten. Yani soru sormamak için oradalar. Kesin. Eğer o soruyu bizim beklediğimiz çok geleneksel, çok olması gereken, çok gündeme dair temel soruları sordukları anda bulundukları pozisyonu kaybedecekler. O maaşları kaybedecekler. Sistemin dışında kalacaklar. Kim bunu göze alır? Bir evet, de Cumhurbaşkanı'nın karşısına dizilip yardan kıramayacaklar. Kıramayacaklar. Bir de açık. Saldırılar da çok çirkin. Özlem Zengin de onu söylüyor. Yani bizler bu zamana kadar hep tabii muhatap oluyorduk bunlarla. Artık teflon gibi olduk da. O kadar belden aşağı, o kadar çirkin. Bu yaptıkları troll saldırıları, o yazılanları falan okusanız o kadar pis ki. Yani böyle rezil bir dil. Şu değil yani. Fikir tartışması değil. Ya oturursun fikir tartışması. Hani belki böyle ateşli bir fikir tartışması. O yok. Evet. Çok çirkin, belden aşağı, İslamcı seviyesiz, troller, küfürden başka seviyesiz, bir şey. Pis saldırılar. Düşünün ya, Özlem Zengin bile illallah etti yani. O kadar çirkin, o kadar şey. Ve yani hani onu diyorum ben bugün, bu siyasal İslam bir kendisini bir ahlaki proje olarak sundu aslında. Bir ahlaki üstünlük iddiasıyla geldi iktidara. Fakat şu anda yani gördüğün zaman tamamıyla böyle bir sosyal çöküş ile karşı karşıyayız. Yani bir sosyal proje olarak da çöktüklerini görüyoruz. Hı. Ve bütün ahlaksızlıkları, artık böyle yakası açılmadık ahlaksızlıkları maalesef bu dönemde yaşamak, tanık olmak, hı, durumunda kaldık yani. Şimdi alenen artık her şeyi o kadar yapıyorlar ki fütursuzca, pervasızca, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını yaşıyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ebedi ve tek başkomutan Atatürk'ü artık alenen ortalıklardan silme girişimleri yapıyorlar. Hafta içerisinde TGC Anadolu gemisi denize indi. Bunun için bir tören düzenlendi. Törende
denizciler Deniz Harp Okulu'nun marşını okudular. Deniz Harp Okulu'nun marşında şöyle başlıyor. Biz denizci gençleriz deyip Atatürk'ü izleyen yol. Yani Atatürk'ü izleyen yol Deniz Harp Okulu Atatürk'ün yolundadır. Milli Savunma Bakanlığı bu videoyu alırken Atatürk kelimesi cımbızlanmış. Oradan kaldırılmış, sansürlenmiş. Savunurken hani özrü kabahatinden büyük daha kötü oldu. Savunurken bile Atatürk'ü söylemediler. Söylememişler ve Atatürk'ün adı orada da yok, savunmada da yok. Ve topu bakın nereye atıyorlar, nasıl taca atmaya çalışıyorlar ve Anadolu Ajansı'na, bir kurum derken Anadolu Ajansı'nı kastediyorlar. İzleyelim, üzerine konuşacağız. Biz denizci gençleriz. Göğsümüz şeref dolu Deniz Harp Okulu. Talimat doğrudan Hulusi Akar'dan. Kime yaptırdı? Milli Savunma Bakan Yardımcısına. Milli Savunma Bakanlığı da hem canlı yayınlanan görüntüleri hem de tören sonrası içerikleri servis eden kuruluştan temin ederek yayımlamıştır. Tören sonrası servis edilen zamana duyarlı görüntülerin bakanlığımızla hiçbir ilgisi yoktur ve asla bakanlığımıza mal edilemez. Atatürk'ün yolunda ifadesi çıkarılarak yayınlanması Atatürk'e tahammülsüzlüğün, Atatürk düşmanlığının tescillenmesidir. Takiye'nin suçüstü yakalanmasıdır. Görüntüleri hazırlayan kuruluş da söz konusu görüntülerle ilgili soruşturma başlatmış olup bakanlığımız tarafından da konu yakından takip edilmektedir. Biz denizci gençleriz. Göğsümüz şeref dolu. Atatürk'ü izleyen yol Deniz Harp Okulu. Gemiye TGC Anadolu ismini veriyorsun. O Anadolu'yu emperyalistlerden kurtaran adam Atatürk'ü o törende cımbızlıyorsun. Acaba ben merak ediyorum. Sen ya ara ara görüşüyorsun. Savunma Bakanı Akar ne diyor bu işe? Ya ben burada biraz farklı düşünüyorum. Yani öyle bir niyetleri olsa Savunma Bakanlığı'nın tören sırasında öyle okutmazlar. Yani tören sırasında... Ya bir de onu yapsalardı bari. Yok yok hayır. Yani tören sırasında o marş tamamıyla okunmuş. Yani orada herhangi bir sansür yok. Ben araştırdım da gerçekten... Orada Anadolu Ajansı artık zaten iktidarın değişik bir payanda haline geçmiş. Nereye bağlıydı Anadolu Ajansı? Efendim? Anadolu Ajansı kime bağlı? İletişim Başkanlığı. İletişim Başkanlığı. İşte o oradaki Atatürk düşmanları bunu bilinçli bir şekilde kesmişler ama yani bu tür detayları Savunma Bakanlığı'nın atlamaması lazım. Yani oradaki Savunma Bakanlığı'nda da denizciler de var, havacılar da var, karacılar da var. Oradaki denizci o marşla büyüyor. O tam marş... olarak nasıl şey oluyor? Bu törende full yayınlanıyor. Anlamak canlı için soruyor. Canlı yayında o şeyleri duydum ben. Sonra ne oldu? Sonra servis Anadolu Ajansı o videolardan bir şey hazırlıyor. Bir haber hazırlıyor ve onu servis ediyor. Orada o, yok. O haberde Atatürk'ün yolu kısmını cımbızlayarak özellikle ben kötü niyet, art niyet olduğunu düşünüyorum. Öyle... Sadece orası mı cımbızlanmış? Evet evet orası cımbızlanmış. Şimdi ama benim, yani savunma bakan Atatürk'ün kurduğu Anadolu Ajansı'ndan söz ediyoruz. Tabii savaşta İstiklal Savaşı sırasında şimdi, kurulan Anadolu Ajansı'ndan söz ediyoruz. Atatürk'ün adına tahammül edemeyen Anadolu Ajansı'ndan. Ben Anadolu Ajansı genel müdürü olsam verici istifa ederim. Utanç verici. Peki bir açıklama geldi yani, mi Anadolu Ajansı'ndan? Muhabiri soruşturma başlattık diye bir şey yaptılar. Muhabir onu yazan muhabiri montajcıyı falan cezalandıracağını. Şimdi bir kere ben şunu söyleyeyim. Anadolu Ajansı büyük kabahatli. Kesinlikle Anadolu Ajansı genel müdürünün bu anlamda istifa etmesi gerekiyor. Atatürk'ün kurduğu Anadolu Ajansı ama Milli Savunma Bakanlığı da sütten çıkmış ak kaşık değil. Neden? Yok, tabii. Ben teknik bir şey söylüyorum. Anadolu Ajansı'nın kadrosunda bulunan kameramanlar ve muhabirler bakanlıklara verilmiş. Yani kadroları Anadolu Ajansı'nda fakat bütün talimatları bakanlardan alıyorlar. Mesela Akar'ın bir kameramanı var. Her gittiği yere çekiyor Savunma Bakanı Akar. Her yerde. Bir dakika, yani Anadolu Ajansı'nın kameraman ama maaşını tabii, tabii. Milli Savunma Bakanlığı'ndan mı? Hayır, Anadolu Ajansı'ndan alıyor. Kadrosu Anadolu Ajansı'nda. O atıyor. Ama oraya diyor akredite, ki akredite. Sen okay. Kadron bende, maaşın bende ama senin görevin sabah Milli Savunma Bakanlığı'nın içinden girip akşama kadar mesaini orada dolduracaksın ve bütün talimatları da bakandan alacaksın. Bakan nereye giderse kameraman onu çekiyor. Bu TGC Anadolu gemisinde TCG Anadolu diyelim. TGC'den, Gazeteciler Cemiyeti'nden pelesenk olmuş dilime. TCG Anadolu gemisinin açılış töreninde bu çekimleri yapan Anadolu Ajansı'nın kameramanı kim? Bir kere en büyük soru işareti bu. Akar'a bağlı olan, yani talimatları Akar'dan olan kameraman mı? Muhabir mi? Yoksa Anadolu Ajansı'nı gerçekten merkezden gönderdiği ek bir kameraman mı? Eğer öyleyse sütten çıkmış ak kaşık değil Akar. Hiç bu kadar Savunma Bakanlığı. Bu kadar uğraşmana gerek yok.
Yani Savunma Bakanlığı bunu yayına, oraya internet sitesine koymadan önce ya bu marşta bir eksiklik var kardeşim, bunu yeniden ekleyin gönderin demesi gerekiyor. Denizciğim bir de gözden kaçırılacak, görmezden gelinebilecek bir değişiklik değil ki marşın en önemli yeri. Yani biz de askerde işte ben jandarma yaptım. İlk 15 gün jandarma marşını ezberlemekle geçti yani. Hani bu marşlar yani orduda çok önemlidir yani. Her şeyini, hatta bırakın sözlerini, yani bestesini de öğrenmen belki gerekiyor. Belki kasıtlı Denizciğim, değilse de bu acaba hassasiyetlerin değiştiğini mi gösteriyor bize acaba? Onu kesin yani gösteriyor da. Yani şu da var. Şimdi hani Milli Savunma Bakanlığı'nın hiçbir şeyden haberi yok falan diye ben şey yapmıyorum. Önceden gösterilmiştir o bir. Ben de Murat'a katılıyorum. Tamam, ya mutlaka biliyoruz nasıl yürüdüğünü burada oradaki işte. Hayır, yürüdüğünü yani söyledim, nasıl yürüdüğünü. Bakanlıkta, şablonu söyledim. Hayır, sadece o da değil. Yani hani mutlaka ya bu uygun mu diye birisine orada göstermişlerdir. Tabii yani, onay olmadan yayınlanmıyor. Yani bunu bir. Ama işte o yani atıyorum koyalım. Sivil görevli onu bilmeyebilir. Yani basın halkla ilişkiler bölümü. Ya nasıl bilmeyebilir? Ben kabul etmiyorum. Bilmek zorunda ya. Nasıl ya ben şunu diyorum. Bakın ben şunu diyorum. Yani totalde böyle bir niyet olsa o bölüm tören sırasında da okutulmaz. Yani bunu kastediyorum. Ya bir de onu yapsalardı Deniz. Ne demek? Yapar yapmıyorlar mı ya? Bir tane Atatürk yazan stat mı kaldı? Bir tane Atatürk yazan okul mu kaldı? Yani gözümüzün içine soka soka Atatürk'ü çıkardılar hayatımızdan. Yapmıyorlar mı yani? Bu arada açıklamada da Atatürk yok. Ona ne diyeceğiz? Ayrıca Savunma Bakanı savunurken yine Atatürk kelimesini kullandı. Ben başka ayrıca şey, arkadaş Özgür Özel bunu ilk defa söylediğinde hem bakanlık kaynakları belirsiz bir şekilde, hem AK Partililer işte yalan söylüyorlar, gemimizi kötülemeye çalışıyorlar bilmem ne dediler. Sonra iş ortaya çıktı. Takke düştü, kel göründü. Ya ben, ne oldu? Açıklama yapıldı. Benim söylediğim şeyi şöyle yani, ayıklamanızı istiyorum. Bu töreni düzenleyen askerler harfi harfine o marşı söylediler. Bu törene sahip çıkan, bunu propaganda malzemesi olarak kullanan siyasetçi siviller sansürlediler. Böyle bir ayrım peki var. Peki ben net bir şey sorsam. Bak, sevgili Deniz, ben net bir şey sorayım. Sen sor, başka bir Savunma şey de anlatacağım. Savunma Bakanı Hulusi Akar. Bu olay gerçekleştirdikten sonra neden çıkıp da kardeşim biz harp okulun mezunlarıyız, harp okulundan yetiştik, Atatürk'ün ocağından yetiştik, bizim bu konuda hassasiyetimiz vardır, bu kabul edilemez bir durumdur çünkü, demedi. Çünkü o şu anda bir AK Parti milletvekili adayı. Siz o fıkrayı biliyor musunuz? Ağrı'da bir kaymakam muhtarları çağırmış. Demiş ki gelin size bir şey açıklayacağım. Muhtarlar gelmiş, hepsi böyle ip gibi dizilmişler. Hazır oldu oturuyorlar çünkü kaymakam devleti temsil ediyor. Ondan sonra buyurun kaymakam bey diyorlar. Kaymakam başlıyor konuşmaya. Bugüne kadar diyor ilçemize diyor kaymakam olarak hizmet ettim. Şunu yaptım, bunu yaptım vesaire. Bundan sonra siyasete gireceğim diyor. İşte size siyasetçi olarak hizmet edeceğim, milletvekili olacağım. En öndeki muhtar böyle sandalyesini geriye itiyor, kolunu diğer sandalyeye koyuyor, bacak bacak üstüne atıyor. O zaman hele oradan çayları söyle diyor, sonra konuşalım. Şu anda Hulusi Akar bir milletvekili adayı, savunma bakanı değil. Artık Hulusi Akar... Atatürk'ü anmasına engel değil ki bu. Engel, şu açıdan engel. Şöyle, biz Çin'den. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk demekten hoşlanmadığını biliyoruz değil mi? Yani bakalım böyle bütün haberler külliyatını tarayalım. Bu konu ondan bence bağımsız değil. Bu benim kişisel yorumum. Atatürk'ten söz etmesi gerektiği zaman özenle Mustafa Kemal diyor. Gazi Mustafa Kemal diyor. Demiştir Atatürk. Ama işte 100 kere de 2 kere demiştir. Yani 21 yıllık aktif siyasi hayatını dikkate aldığımızda ben bu sürecin, bu benim şahsi yorumum, buradan bağımsız olmadığını düşünüyorum. Bu kraldan çok kralcılığın, Anadolu Ajansı Türkiye'nin sesini bütün dünyaya duyuracaktır. Böyle başlardı ya Anadolu işte, Ajansı yine. Şeyde Kurtuluş Savaşı'nda biliyorsunuz yayına girdi. Yani bu dolayısıyla Erdoğan'ın o yaklaşımından kesinlikle bağımsız değil. Yani eğer Erdoğan Atatürk'ü çok sık anan bir cumhurbaşkanı, siyasi lider olsaydı, tamam, biz bugün böyle bir durumu, haberi konuşmuyor olabilirdik. Doğru. Ben de diyorum ki şu anda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 42 yıl o Atatürk'ün de giydiği üniformayı giymiş,
Atatürk'ün de başkomutan olduğu orduda genelkurmay başkanlığı yapmış olan kişi değil. AK Parti seçmeninden oy almak zorunda olan bir milletvekili adayı. Dolayısıyla da yani belki de özüne döndü. Yani siyaseten de ideolojik olarak da özüne döndü. O da Tayyip Erdoğan gibi Atatürk ismini zikredilmesini çok da gerekli görmüyordur. Yani anlatabiliyor muyum? Benim biz de bunu normal yani, karşılamak zorunda değiliz. Değiliz tabii. Değiliz, yani ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani şimdi bakın ben geçen normal mesela değil, geçen Ankara'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu askeri teknolojileri gösteren bir sergi açılmış. İşte bütün Aselsan'ın, Havelsan'ın, işte TAİ'nin, TUSAŞ'ın, Meteksan'ın özel şirketlerin vesaire falan ürettiği bütün askeri teknolojiler orada sergileniyor. Denizaltılar, füzeler, roketler, işte hava araçları, insansız hava araçları vesaire. Giriyorsunuz, geziyorsunuz, gurur duyuyorsunuz. Diyorsunuz ki ya güçlü, büyük bir ordusu olan bir devlette yaşıyorum. Hissi yaşıyorsunuz. Tam bitiriyorsunuz sergiyi, çıkacaksınız. Kapınızın, yani çıkış kapısının önünde bir tane kocaman Türkiye haritası. Haritanın üstünde de Türkiye Yüzyılı diye Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan'ın seçim logosu ve seçim sloganı var. Bakın Milli Savunma Bakanlığı'nın etkinliği bu. Milli Savunma Bakanlığı'nın etkinliğinde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlanmış logosunu ve sloganını kullanıyorlar. E şimdi ne bekleyeceksiniz yani? Evet. Bu bakanlık diye, devletin bir kurumu diye bu kadar politize olmuşken, bu kadar şey yapmışken ben dolayısıyla da Atatürk ismine alerji duymalarını falan kendi açılarından, kendi ideolojileri açılarından normal karşılıyorum. Yani nasıl kadınlara düşmanlarsa, kadını eve kapatmak istiyorlarsa Atatürk'ün, ya ben geçen şeyi yazdım yani Satı Kadın'ın öyküsünü yazdım. Afet İnan'ın anlatımından Atatürk'ün ilk kadın milletvekili olarak aday gösterdiği 1934 yılının da ve 5 Aralık 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği o şey öncesinde bir ay sonra da nasıl milletvekili yaptığını anlatan bir olaydır Satı Kadın. Şimdi oradan yani 1934'teki 1935'teki oradan geldik. Köylü bir kadın Atatürk'ün önünü kesiyor. Diyorlar ki ne yapıyorsun sen ya, paşanın önü kesilir mi, seni asarlar, yapma etme. Hayır diyor, gidiyor diyor ki paşam inin size ayran ısmarlayalım. Ayran getirdik vesaire. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi 1934'te Kazan'da bir muhtar seçilmiş bir kadının bunu yaptığı bir ülkeden biz geliyoruz. TBMM'de grup başkan vekili olmuş bir kadına, kadına yönelik şiddete karşı yasa bizim kırmızı çizgimizdir dediği için bütün şeriatçıların, bütün cumhuriyet düşmanlarının, bütün Atatürk düşmanlarının saldırısına tanıklık ediyoruz. 100 yıl sonra ülkeyi getirdikleri yere bakın. Ve dolayısıyla da bu seçim, yani Atatürk'ten nefret edenlerin, kadınları eve hapsetmek isteyenlerin bir ittifak oluşturduğu, karşımıza böyle geçmişimizdeki en gerici MC hükümetinden bile daha geride duran bir vücut bulmuş siyasi bir şeyle karşı karşıyayız. Evet. Onun için ben bunları çok anormal karşılamıyorum. Ben yani. Orduyla, ordunun Atatürk'ü anlamasıyla bir X bakanlığının, X genel müdürlüğünün Atatürk'ü anlamasının aynı ağırlıkta olmadığını ve olmaması gerektiğini düşünüyorum. Orada, her şeye işte rağmen. Çiğdem, orada anlaşamıyoruz. Ben normal bulmuyorum işte. Bak, orada ha, ben kişisel yorumumu söylüyorum. Yok, orada anlaşamıyoruz. Tamam. Ordu andı. Yani ordunun yaptığı törende o marş aynen öyle söylendi. Yok, siteye konulmaması da Doğan başka bir şey söylüyor. Yani açıklamalarda en azından bunu şey yapmadı, eksik bıraktı diyor. Ben işin o kısmındayım. Biz şimdi tabii Akar neden sessiz dediğim de Deniz dedi ki Akar'ı unutmayalım, Doğan dedi. Aynı zamanda dedi bir bakan ama bir de milletvekili adayı dedi. Şimdi tek tesellimiz ne biliyor musunuz Akar'dan? Yani ben kesinlikle Akar'ı sorumlu tutuyorum da onu bir kere söyleyeyim, tarihe not düşeyim. Tek tesellimiz Akar'ın Savunma Bakanlığı'nda milletvekili adaylarının tanıtımını yapmaması. Diyeceksiniz ki başka bakanlıklar mı var? Bakanlıklar milletvekili adaylarının tanıtımının yapıldığı binalar haline geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan forsuyla deprem bölgesinde açılış yapıyor. Arkada İçişleri Bakanlığı, AFAD, Çevre Şehircilik Bakanlıkları'nın logoları
seçim propagandası yapılıyor. Seçim propagandası yapılıyor. Her şeyden önce eskiden alıştık istifa ederlerdi belli başlı bakanlar. Eğer aday olduklarında bu bir adalet, siyasi ahlaktı. Şimdi hiçbir bakan istifa etmiyor. İşte Akar da istifa etmemiş. Akar istifa etmediği için de zaten milletvekili adayı olduğu için de bunlara kayıtsız şartsız teslim olmuş durumda ve ses çıkaramıyor. Atatürk'ün ocağından yetişmiş, harp okulundan yetişmiş bir komutan olarak. İzleyelim, üzerine konuşacağız. İlahi ya Rabbi, merhametine sığınarak. Ya Allah! Bismillah. Şanlıurfa, Bekir Bozdağ. 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayı arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Mersin, Nurettin Nebati. Partimizin Mersin milletvekili adayları, il başkanı ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelerek önümüzdeki seçimlere ilişkin çalışmalarımızı değerlendirdik. Bakanlıklar devletin kurumlarıdır ve bakanlıklarda devletin ve milletin işleri görülür. Siyasi partilerin toplanma yeri değildir. Hiç utanmadan, sıkılmadan devletin AK Parti kampanyası için etinden, sütünden, tüyünden, yününden yararlanıyorlar. Evet Çiğdem, kamu kaynaklarıyla Cumhur İttifakı çıkarmasına ne diyorsun? Şimdi demin önce sözünü ettiğin İçişleri, Ulaştırma ve Adalet Bakanlarının seçim zamanları istifa etme gereğini gayet bilinçli bir şekilde kaldırdılar yasa değişikliğiyle bu partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçerken. Dolayısıyla bu bakanların seçim döneminde istifa etmesi gibi bir zorunluluk yok. Böyle bir beklenti de yok. Ama kamu kaynaklarının seçim kampanyalarında kullanılması konusunda bizlerin vatandaş olarak, vatandaşlık yani yurttaşlık bilinciyle bir beklentimizin olması, bu beklentiyi çok yukarıda taşımamız son derece normal. Çünkü bütün vergileri sonuna kadar, son kuruşuna kadar az önce konuştuk, almasını biliyorlar. Hepimizden alınan, objektif, genel ölçülerde alınması gereken, bunun altını çiziyorum, demin başka bir vesileyle de çizdim KPSS ile ilgili. Objektiflik ve genellik hukukta çok önemlidir. Vergide de daha önemlidir. Hepimizden o vergileri alıyorlarsa bunu sen kendi partinin propagandası için kullanamazsın kardeşim. Kullanamazsın. Yani kullanıyorsun ama kullanamazsın. Yani bir kere bunun altını elbette çok net bir şekilde çizmemiz lazım. Orada Türkiye'de yaşayan bütün yurttaşların, bütün siyasi görüşe sahip yurttaşların hakkı var o vergilerde. Elbette. Sen kendi propagandanı yapamazsın bunun üzerinden. O kınadığın, dışladığın, ötekileştirdiğin LGBT'lerin de hakkı var. Ateistlerin de hakkı var. Tamam. Alevilerin de hakkı var. Bütün etnik grupların, bütün din gruplarının, bütün yani yurttaşların, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı altında tanımı bu olan, bu ülkede yaşayan herkesin senin o propaganda için harcadığın kaynaklarda hakkı var. Bunu yapamazsınız yani. Evet. Murat? Şimdi bu bakanları milletvekili yapmak istediğinde Erdoğan iki bakan ben yokum dedi. Diğerleri varım dediler. Var olmak zorundaydılar. Bu arada bu bahsettiğimiz fotoğraf da ekranda. Kamu kaynakları, işte evet, bakın logolar. Başka bir şeyden tam da senin söylediğine evet. Söz ediyorum. Şunu söylüyorum. Bu bakanların tamamı şu anda kendi seçimleri için, kendileri milletvekili seçilmek için devletin bütün imkanlarını, sadece bakanlar değil, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı, devletin bütün imkanlarını Adalet Kalkınma Partisi seçim kampanyası için seferber etmiş durumdalar. Bu olacak bir iş değildir. Şimdi diyeceksiniz ki daha önce yapılmıyor muydu? Evet, daha önce Hüseyin, de bütün fotoğrafı iktidarlarda... Fotoğrafı tam ekran verelim. Murat tam destekleyen şeyler söylüyor. Evet. Daha önce de hani bütün hükümetler kendi şeylerinde hep eleştirilmiştir. Adalet Kalkınma Partisi de daha önce yaptı. Ama bu defa nedir farkı biliyor musunuz? Farkı şu. Bu defa İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin gibi büyükşehir belediyeleri artık Adalet Kalkınma Partisi'nde değil. Bunun imkanlarını kullanamıyorlar. Yani doğru, büyükşehir belediyelerinin imkanlarını kullanamadıkları için devletin bütün imkanlarını Adalet Kalkınma Partisi seçim kampanyasına seferber etmiş durumdalar. Bu kabul edilecek bir şey değildir. Yani bunu normal filan ben asla karşılayamam. Normal bir şey değildir. Büyükşehir belediyelerini artık seferber edemiyorlar.
Onlardan işte tabanlarına, ne bileyim, cemaatlere, onlara, bunlara para aktaramıyorlar. Onlar ayaklanıyor. Buraya Cübbeli Ahmet diye bir tip var. Bu tipin bunlara destek vermesi boşuna mı? Kadınların efendim gavur musun, Müslüman mısın diye kadın haklarını savunan Özlem Zengin'e hakaret etme diye bir şey var. Buradan kaynaklanıyor. Belediyeleri kullanamıyorlar. O yüzden devletin bütün imkanlarını bakanları milletvekili adayı yaparak seferber etmiş durumdalar. İşin özü budur. Eşitsiz bir yarış var. Bütün bakanlıklar şu anda Adalet Kalkınma Partisi'nin seçim kampanyası aracı olarak kullanılıyor. Nurettin Nebati, gözleri ışıl ışıl gülen arkadaş, TOG arabasına binmiş İstanbul'u gezerken diyor ki, bir de Anadolu Ajansı'nın haberi, ya uzaydan gelmişim gibi baktılar diyor. Yani çünkü araba uzay aracı gibiymiş filan. Tamam, ayrı, ama Nurettin Nebati'ye uzaydan gelmiş bakmaları için şeye ihtiyacı yok yani. TOG arabasına ihtiyacı yok hiç kimsenin. Mersin'de birinci parti, birinci sırada, özür dilerim, aday. Bakalım Mersinliler uzaylı gibi bakacaklar mı kendisine, bakmayacaklar mı? Ama az önce senin de söylediğin, işte o bakanlık binalarında parti toplantısı yapma, Hazine ve Maliye Bakanlığı. TOG'daki plakası da 06 HMB, Hazine Maliye Bakanı. Yani hakikaten artık çok, şeye çevirdiler. Yani AKP seçim ofisi gibi olmuş ya. Bunlar gerçekten bu. Bakanlıklar AKP seçim ofisi. Devlet yönetimini orta oyununa çevirdiler. Parti devleti. Aslı Hoca Cumhurbaşkanı da bir cümle, bir şey söyleyeyim. Şey dedi geçen gün, ben her dedi vatandaşımızı bir AK Parti üyesi sayıyorum gibi bir şey yaptı. Hani herkes bizden, herkesi kucaklıyorum demek istiyor, ama aslında çok sorunlu bir ifade. Yani parti, devlet, hükümet, her şey Cumhurbaşkanlığı, hani hepsi birbirine girmiş durumda, evet, kavramsal olarak bu Türk'te bir başkanlık sistemi dedikleri şeydi. O yüzden bu kadar, evet, yönetim sıkıntısı çıkıyor. Şimdi bir reklama gidelim. Ondan sonra uzun kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz. Ne konuşacağız? Cumhur İttifakı içerisinde az önce dedim tartışılan Hüdapar mevzunu konuşacağız. Çünkü tartışılan dememin sebebi şu: hem yeniden Refah Partisi hem Büyük Birlik Partisi Hüdapar'a mesafeli. Bunu nerede gördük? Az önce söyledik. Anadolu gemisinin, TCG Anadolu gemisinin denize indirilme töreninde o fotoğraf kareleri bize pek çok şey anlattı. O fotoğraf karelerini hep beraber çözmeye çalışacağız. Başka ne konuşacağız? Seçim güvenliğini konuşacağız. Hafta içinde Deniz Zeyrek güzel bir yazı yazdı seçim güvenliğiyle ilgili. Gerçekten o yazıyı okumayanlarınız için Deniz'in ağzından bir kez daha dinleyeceğiz. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus İşleri Dairesi harıl harıl Suriyelileri vatandaşlığa geçirdi alelacele. Ne zaman sona erdi bu vatandaşlık? Tam da seçmen listelerinin askından indikten sonra durdu. Bu ne ifade ediyor? Çok şey ifade ediyor. Bunu konuşacağız. Kızılay'da kan bulunamıyor. Kan yok. Kimse güvenmiyor çünkü Kızılay'a. Ama genel müdür hala Kızılay'ın başında orada duruyor ve istifa etmiş değil. Hepsini konuşacağız kesintisiz bir şekilde. Kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Sizlerden yoğun mesajlar geliyor. İki tane mesaj okuyup ondan sonra konuya geçelim. Bu mesajlardan bir tanesi: memur emeklisiyim ve benim durumumda olanların adına yazıyorum. Açlık sınırının altında yaşamaya çalışıyoruz. Enflasyonun zirve yaptığı ve seçime yaklaşılan bu günlerde neden emeklilerin sesini kimse duymuyor? Unutulduk. Lütfen sesimiz olun. Sorunlarımızı ve ek zam taleplerimizi gündeme taşımanızı rica ediyoruz, diyor bir izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz de diyor ki, her hafta tweet atıyorum, ne zaman okuyacaksınız abi? Adaletsizlik yok mu burada? Daha kaç yıl sürecek böyle bir adaletsizlik, diyor. Adaletsizlik dediği 3 kamu bankası var. İkisinde güvenlikler kadrolu. Ziraat Bankası ile Halkbank'ın güvenlik görevlileri kadroluymuş. Fakat Vakıfbank taşeronda, bunlar da bir an önce kadro almak istiyorlar. Çünkü diğer iki kamu bankanın güvenlik görevlileri kadroda. Şimdi az önce TCG Anadolu, TCG'nin de açılımını yapalım. İzleyicilerimiz de soruyor. Türkiye Cumhuriyeti gemisi Anadolu denize indirildi ve büyük bir tören yapıldı. Şimdi o törenden bir takım kareler yansıdı bize ve haftanın gündemi oldu. Büyük Birlik Partisi lideri Destici, Hüdapar'la hiçbir şekilde bir araya gelmeyiz diyordu. Fakat aynı kareye girdiler bu törende. Hatta aynı kareye girmediler, yan yana oldular. MHP'yi biliyoruz, sırf Hüdapar tepkisinden dolayı ortak listeden çıktı ve kendi listelerini hazırladılar ki Sayın Bahçeli'nin projesiydi Cumhur İttifakı'nın ortak liste hazırlaması. O da yine bu törende aynı kareye girdi. Hüdapar
Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'yla aynı kareye girmekle yetmedi, bir de yan yana geldi. Bir izleyelim, üzerine konuşacağız. Bir defa Cumhur İttifakı'nda değil, protokolde imzası yok. Tabii o AK Parti'nin bir tercihi. Ben Büyük Birlik Partisi olarak bir defa böyle bir işbirliği yapmam. Karede Cumhurbaşkanımızın yanındaydım. Meclis Başkanımız gelince saygıdan yerimi Meclis Başkanımıza bıraktım. Ve dolayısıyla da onun yan tarafına geçtim. Zekeriya Bey de geldi, benim yanıma durdu. Fotoğrafta bir anormallik yok. Evet, bir düzeltmeyi yapalım. Sayın Bahçeli ile Hüdapar Genel Başkanı Anadolu Gemisi'nin töreninde yan yana gelmedi. Malatya'da deprem bölgesinde yan yana geldi. Fakat Destici ile Hüdapar Genel Başkanı gemi töreninde yan yana geldi. Şimdi iki kare var. Onları bir verelim Hüseyin istersen. İzleyicilerimiz de görsün. Evet. Alttaki kare Malatya'da deprem bölgesindeki temel atma açılış törenlerinde görüyorsunuz Zekeriya Yapıcıoğlu'yla Devlet Bahçeli yan yanalar, aynı karedeler. Hüdapar Genel Başkanı, evet. Zekeriya Hüdapar, Devlet Bahçeli, Devlet Bahçeli var, Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı var. BBP, Cumhurbaşkanı BBSP. Erdoğan var, Çevre Bakanı Murat Kurum var. Evet. Dua ettiren hoca mı o? Evet, biz Diyanet İşleri Başkanı gibi gördük. Diyanet İşleri Başkanı değil o. Alıştık ya hep olmasına bu tip törenlerde, demek ki değil uzaktan gördüğüm kadarıyla. Evet, Büyük Birlik Partisi Başkanı Destici var ve bir de Önder Aksakal var, DSP. Üstteki resimde Anadolu Gemisi'nin açılış töreni. Bir araya gelmeyiz diyen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'yla yan yana aynı kareye geldi. Şimdi İlker Karagöz'e, evet, alabiliriz görüntüleri ekrandan. Bu arada Fatih Erbakan Tayyip Erdoğan'dan uzun mu yoksa yüksekte mi duruyor? Öyle sanıyorum bir... yüksekte duruyor. Uzun da olabilir, bilmiyorum. Emin bayağı değilim bir, ama. Bir kafa kadar yüksek. Yani. Evet. O kadar. Şimdi burada İlker Karagöz'e katıldı Destici ve dedi ki yan yana gelmemizin sebebi Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a saygımdan dolayı yerimi verdim. Aslında ayrı oturuyorduk. Zekeriya Yapıcıoğlu'yla. Fakat ona yerimi verdikten sonra yan yana geldim dedi. Ama bu sadece bence, oturma değil ki. Burada da bence bu teoride bir hata var. Çünkü meclis başkanı gelmese de yan yana duruyorlar. Evet, bir de o yani var. Meclis başkanı geldikten sonra ya onun arasına girecekti. Saygımdan dolayı diyor. Yani zaten ya çok ama enteresan olmuş yani. Hüdapar'a en çok karşı çıkan iki parti var o Cumhur İttifakı'nda. MHP ile Büyük Birlik Partisi enteresan bir şekilde iki fotoğrafta da o fotoğrafı yine tam ekran verelim. Hüdapar'ın liderinin yanına birinde MHP lideri, diğerinde de BBP lideri düşmüş yani. Hani ne Fatih Erbakan var, ne diğer ya arkadaşlar DSP. Yani aynı ittifaktalar. Ben de bunu anlamıyorum. Yan yana gelsen ne, gelmese aynı ittifakta olmak evet, ne demek? Evet. Yani beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir daha seçtirmek için çalışacaklar. Yan mecliste demek. Çoğunluk olmak için çalışacaklar. Bu ne demek? Mecliste beraber çalışacaklar. Vicdanını temizliyor güya, şey yapıyor. Onu anlıyorum da ben hiç gerçekçi istemiyorum. Değil. Nefsin onun ama yani. Şöyle de bir durum yok mu? Gelmek istemiyorum diye beyanatta bulunuyor ya. Öncesinde beyanatları var. O çarpık var. Gelmek istemiyorum. O çarpık, artık gelmişsin. Aynı ittifaktasın kardeşim. Beğenme. Sen yarın öbür gün mecliste aynı yasayı çıkarmak için oturup beraber çalışacaksın. Aynı ittifakta, aynı taraftasın. Aynı yasaları geçirmek için beraber çalışacaksın. Hepsini geç. Yani ben sevmiyorum, memnun. O zaman çıksaydın ittifaktan. Ya, bana ters de. Tamam, ben de bu çelişkiyi anlatmak için söylüyorum zaten. Evet, haklısın. Pardon. Şöyle bir durum var. Şimdi altılı masa kurulduğu zaman çok işte yamalı bohça diye, ben her taraftan adam var, hiç ilkesizler falan diye eleştiriler geldi iktidar kanadından. Şimdi baktığımız zaman burada da bir altılı kompozisyon var. Her iki tarafta da birer lokomotif parti var. Hani AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi. Birer hani onları destekleyen parti var. Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti. Ve dört tane de hani daha düşük oy oranlarında olacağı çok belli olan partiler var. Ama hani o yamalı bohça denilen eleştiri bu tarafta da var. Alay ettikleriyle sınanıyorlar. Bir atasözü vardır, kınadığınla sınanırsın diye. Ondan sonra aynen o var. Bu da şunu gösteriyor zaten. Hani %1.5'lara %1'lere herkesin ihtiyacı var bu seçimde artık.
Hani bu buradan kaçış yok. Dolayısıyla hani Hüdapar orada bir şey gibi duruyor, diken gibi duruyor diyenlerin gözünde ama Erdoğan diyor ki arkadaş aldım ben bunu. Hadi itirazı olan varsa gitsin diyor. Kimse de gitmiyor. Yani şey ortada olan durum bu. Aslında, evet. Yani Mustafa Destici ya da Fatih Erbakan ne kadar rahatsız olurlarsa olsunlar. Çok rahatsızsa kalmasın orada arkadaş, evet. Gitsin. Yani bu böyle hani ne, hem ağlarım hem giderim filan türü bunlar ya şeyler hakikaten günübirlik oyunlar yani. Ya bir de en azından öbür ittifakta yani beğenirsin beğenmez. İkisini de eleştirdiğin ya da takdir ettiğin tarafları olabilir ama şimdi öbür ittifak 1,5 yıldır falan beraber çalışıyor. Hı-hı. Bir de şeyleri belli. Yani hangi konularda ortaklaşıyorlar, ne üzerine çalışacaklar belli. Yani bunu kamuoyuna sürekli yazılı olarak duyururlar. Şunu yapacağız, şunu yapacağız, şunu yapacağız. Şimdi burada hiç öyle bir şey de yok. Cumhurbaşkanı ne derse o. Ucuz milletvekilliği pazarlığı dışında tamamen, hiçbir ortaklıkları yok. Tamamen. Mesela DSP, yahu ne bir milletvekilliği mi aldılar? Bir değil mi? Şimdi bir tek şey olacak. Üç diye. Üç mü aldı? Yani üç de ikisi seçilebilir. Üç adaylıktan ikisi zor yer. Tamam. O zaman bir tek DSP Genel Başkanı milletvekili olmak Önder için. Önder Aksakal seçilir. Bundan bu büyük piyango mı olur ya? Çok acayip ya. Söbütü Genel Başkan bizden istifa etti. Toplasan 500 tane oyalamayacak biri. Gayet tabii canım. Yani garip bir durum. Sonra utanmadan muhalefet küfür diyor. Peki bu meclis aritmetiğinde, işte 14 Mayıs'tan sonra seçimden sonra meclis aritmetiğinde şimdi işte Hüdapar'ın bu çıkışlarını görüyoruz. Mesela karma eğitim zorunlu olmaktan çıksın. İşte İslam Devleti, anayasanın ilk 4 maddesi, federasyon. Şimdi bu aynı karede yan yana gelmekten imtina ettiği halde aynı karede yan yana gelen Sayın Bahçeli. Mesela bu çıkışlarına, Hüdapar'ın bu sıkıştırmalarına, bu baskılarına nasıl bir tepki verecek sence dedim? Yani vermiyorlar. Ben bir şey beklemiyorum artık ya. Milliyetçiler, ben Cumhur İttifakı'ndaki milliyetçilerin böyle çok tutarlı davrandıkları kanaatinde değilim. Yani bir taraftan işte HDP Millet İttifakı'nı içinde falan 7. gizli ortak vesaire falan diyorlar ki HDP yani aday çıkarmamak dışında bayağı Millet İttifakı'yla rekabet edecek milletvekili seçimlerinde. Yani Ankara'da 1. bölgede çok ciddi rekabet edecek mesela HDP ile işte Millet İttifakı. Yani sadece böyle, Cumhurbaşkanlığı yani, seçiminde onda da ama destek yani açıklamadılar. Sadece aday destek açıklamadılar. Yani. Aday çıkarmıyorlar dediler ve seçmenlerini serbest bıraktılar. Şimdi burada bayağı organik bir bağ var ya. Yanınızda duran adam İslam Cumhuriyeti kurmak istiyor. Sizin Türklük vesaire falan diye baş tacı ettiğiniz kavramların milliyetçilik dediğiniz kavramı ayaklarımın altına alıyorum, çiğniyorum diyor ya. Yani buna karşı HDP kozunu kullanmak bilmem ne. Ya HDP'ye laf edeceğiniz önce yanınızda duran adama bir dönün bakın ne istiyor bu diye. Yani ben artık Cumhur İttifakı'nın milliyetçi kanadının milliyetçilik konusunda çok böyle tutarlı davranmadığı kanaatindeyim. Bunu söylediğim için de bu tespiti yapmak zorunda kaldığım için de üzgünüm. HDP orada olmadığı halde o görünmez ortak diye ilan ediyorsunuz. Burada fotoğraf karelerinde yanınızda duruyor böyle yani boylu poslu endamlı bir adam. Hüdapar'ın temsilcisi ve Hüdapar'ın seçim vaatlerini açıklarken de sizin ilkelerinizi bir bir atıyor. Sizin ilkelerinize bir bir saldırıyor. Ve onunla yan yana aynı ittifak içinde bulunuyorsunuz. Ya Gaffar Okkan'ın katilleri ya bunlar. Polislerimizin katilleri, gazetecilerin katilleri, Konca Kuruş'un katilleri. Bir davada, ana davada 188 cinayet var. Ve kalkıp diyor ki Sayın sadece, Bahçeli, Hizbullah'ın bir devamı değil Hüdapar, ne bir terör örgütünün kendisi, devamı değil olmadığına kanaat getirdim diyor. Sayın Bahçeli'nin o fotoğrafta yanında duran beyefendi var ya, o beyefendi Hizbullah'ın avukatı. Ve diyor ki, Hizbullah diye bir örgüt yoktur diyenler doğru tespiti yapmıyorlar diyor. Hizbullah diye bir örgüt vardır diyor. Ondan sonra yine aynı beyefendi diyor ki, Hizbullah devlete göre terör örgütü olabilir ama bana göre terör örgütü değildir diyor. Hani Gaffar Okkan'a sahip çıkıyordunuz? Hani her 24 Ocak'ta Gaffar Okkan'ın yanında şehit olan 5 polis memurunu anıyordunuz? Ne oldu? Arkadaş, Hizbullah davasında dolaylı ya da doğrudan 250 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Edip Gümüş
diye bir şahıs var. Bu 2000 yılında Beykoz'da işte Velioğlu, Hizbullah'ın kurucusu, onun polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü şeyde yaralı yakalanan kişi. Geçen sene serbest bırakıldı. 2021'de özür dilerim. Tahliye edildi. 250 kişinin doğrudan ya da dolaylı ölümünden sorumlu kişi. Nerede şimdi? Tahmini olan var mı? Tahliye edildi galiba. 2018'de. Tahliye edildi de İran'da. Çıkar çıkmaz da İran'a gitti. Hani biz burada diyoruz ya, yok dış güçler, yok iç güçler, bilmem neler filan. Al sana dış güç. Al sana dış İran, güç. İran istihbaratının desteği olmadan orada yaşayabilir mi? Ya mümkün değil. Mümkün Hizbullah'ın değil. Güya böyle hani çok sünni, Peygamber Efendimiz'in sünneti falan filan. Hizbullah yöneticilerinden kaç tanesi Şiiliğe geçti bu süreçte. Evet. Yani, buradan o zaman geçelim. Bir terör polemiği var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'daydı ve Millet İttifakı'nın her zaman gibi terörle işbirliği yapmakla suçladı. Fakat ona cevabı, Cumhurbaşkanı yardımcılığı adayı olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. İzleyelim, üzerine konuşalım. Kandil'den ne diyorlar? Bay Bay Kemal'i destekleyeceklermiş. Biz göreve gelirsek TC yazılarını devlet kurumlarından mı kaldıracağız? Türk milletine sesleniyorum. TC yazısını belediyelere biz geri getirmedik mi? Aramızda bölücü diye ifade edilen bir tek parti yok. Ama sizin kendi listelerinizde özellikle federasyon referandumu yapılmalı. Türk bayrağı ismi bana problemli geliyor. Yani bazı partiler var. Kimin ne yaptı? Kimin kimlerle yol yürüdüğü ortada. Efendim işte bunlar geldiler, şöyledir, terörle iltisaktı, şununla işbirliği, bununla işbirliği. Bir sürü yalanlar söylüyorlar. Açık ve net söylüyorum. Millet İttifakı'nın iki kırmızı çizgisi vardır. Bir vatan, İki bayrak. O kadar. Nokta. Terör örgütlerinin Kandil'deki ağababaları oradan talimat veriyor mu? Aynısını 2019 seçimlerinden önce de yapmışlardı. İstanbul kaybedilirse, Ankara kaybedilirse Mekke düşer dediler. Zillet bela, cumhur beka dediler. Hatta daha da ileri gidip Mursi mi, Sisi mi dediler. Sisi mi diyeceğiz? Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Ama bizler seçimi kazandıktan sonra ne Mekke düştü ne Kudüs elden gitti. Kendileri de Mursi'den vazgeçip Sisi ile el sıkıştılar. Benim Kürt kardeşlerimi de böyle aldatacaklarını zannediyorlar. Bakıyoruz Kandil'den ve PKK'ya yakın bazı isimlerden iktidarın değirmenine su taşıyan seçimi etkilemesi muhtemel açıklamalarda gelmeye devam ediyor. 2019 seçimlerinden önce de böyleydi. Yine başladılar bizlere kaybettirmek için. Bununla yetinmezlerse kendilerinden yine bir TRT performansı ve yeni yeni mektuplar bekliyoruz. Evet, komik. Binali Yıldırım mı, Sisi mi dedi. Ya Binali Selçuk da söyledi bugün ana haberde. Binali Yıldırım'a da hakaret bu. Yani sonradan kendisi de Sisi'yi, Mursi'yi bırakıp Sisi'yi tercih etti. Yani böyle Cumhurbaşkanı önceki seçimlerde de bu stratejileri hep izledi. Hep böyle işte terörle işbirliği, Sisi ile işbirliği, Mursi ile işbirliği, Sisi ile işbirliği. Sonra gidip kendisi tamamen söylediğinin tersini yaptı. Şimdi de burada aynısını söylüyor. Mansur Yavaş da önemli bir şey söyledi. TC şeyini belediyelere biz yeniden kazandırdık dedi. Tutar mı bu stratejisi Erdoğan'ın? Zannetmiyorum. Çünkü yani öteden beri kullandığı bir şey bu. Çünkü bir güç sahibi, iktidar sahibi olarak terörle suçlamak ülkeyi yönetenler, iktidar sahibi Erdoğan açısından her zaman çok kullanışlı bir araç ola geldi. Yani mütemadiyen terör, terörle iltisakla, terörle işbirliği içinde. Yani seçmen nezdinde bunun kendi AKP seçmenin nezdinde bir konsolidasyona sağlayacağını düşündü. Bence artık oralar geçildi. Oralarda değil yani Türkiye. Türkiye'nin koşulları, içinde bulunduğu ekonomik koşullar, vatandaşın dertleri. Yani buralarda değiliz gerçekten. Ayrıca yaşayarak da görüldü. Mansur Yavaş'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 2019'dan bu yana ASKİ faturalarını işte teröristlerin tahsil edeceği, kapıya onların geleceği falan gibi. Tabii tabii. Herkes her şeyi gördü yani, biliyor artık. Aynen öyle. Ne bir şey? Şimdi bir taraftan da yani şimdi kendi seçmeni de şunu demiyor mu? Ya sen bir taraftan Gaffar Okka'nın katilleriyle işbirliği yapıyorsun. Terör örgütü Hizbullah'ın devamı olan bir partiyle oy devşirmeye çalışıyorsun.
bir taraftan da geliyorsun böyle şeyler söylüyorsun. Evet, şöyle iş oralara gelmesin, onlar sorulamasın diye sürekli hamle yapıyor iktidar. Mesela Kobani davası görülüyor, hatırlayalım. İşte bu IŞİD Kobani'ye ya da Aynalar Hap neyse girdiği zaman bir toplumsal hareketlilik başlamıştı ki o zaman Demirtaş başbakanın... Bugün de duruşması vardı değil mi? Evet, onun detayını vereceğim. Başbakanın şeysiyle gidip hani tansiyonu yatıştırmak için sınırın öbür tarafına geçmişti. Sonra teşekkür etmişti hükümet kendisine tansiyonu düşürdüğünüz için falan diye. İşler değişti, çözüm süreci bitti, iş başka yere geldi. Şimdi işte 6-7 Ekim olaylarında 38 kişinin işte katil olarak yargılanıyor. Başka işte HDP'lilerle beraber. İşin acayip tarafı, şimdi dava var. İstanbul'da da bir segbis odası kuruldu. İşin acayip tarafı şu. Siz şimdi hukukçu olarak şaşıracaksınız. Savcı mütalasını ana savunmalar alınmadan açıkladı. Yani şu iddiaları ortaya koyuyorlar. Savcı öyle olmuştur, böyle olmuştur. 38 kişi öyle, bunlar katildir. Müebbet istiyor. Bunlar müebbet. Birden fazla müebbet istiyor. Fakat ana savunmaları almıyor. Yani çok temel bir usul. Çok temel bir usul. Çok temel. Ve bir dahaki duruşma ne zaman? 3 Temmuz'da. Ya. Seçimden önce bu figürler, Selahattin Demirtaş, Vigen Yüksekdağ, kendilerine yöneltilen bu suçlamalara cevap veremeyecekler. Düşünebiliyor musunuz? Böylelikle üzerine atılı suçlar işte yığılacak üzerine. İşte ve bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan... Onları da meydanlarda propaganda mı? Gerçekten yani bir bozma sebebi bu. Yani esas tabii, hakkındaki mütalaayı ana savunmaları almaksızın vermek ve bu konuda ısrarcı olmak. Geçen duruşmadan bu yana biliniyordu sanıyorum. Aynen, bu bilinen bir yani durum. Bu ısrarı, savcılığın bu ısrarı. Yani Hürriyet'te çalışırken, yani orada Ankara temsilcisiyken arkadaşlara bir görev verdik. Dedik ki bu 6-7 Ekim olaylarında ölen 54 kişinin ne zaman öldüğünü, nasıl öldüğünü ve kim olduklarını araştıralım. Tek tek kimliklerini bulalım. Hepsini tek tek çıkardık. Ve maalesef ölümler 6-7 Ekim'den önce başlamıştı ve çoğu yani %80'inden fazlası HDP'liydi. Yani burada bir büyük bir çarpıtma var ve savunma yapamadıkları için de bu gerçeği çok fazla konuşamıyoruz. Yani o 6-7 Ekim olayları dedikleri şey nasıl başladı, kim kimi öldürdü, sonra elbette ki tasvip edilemez. Yani küçücük bir çocuğu linç ettiler, yani Yasin Börü'yü linç etmeleri elbette ki yani kabul edilemez bir durum. O cinayeti kabul etmek mümkün değil, kınamak gerekiyor vesaire ama o şeyde o 6-7 Ekim olayları dedikleri şeyin de tamamen aydınlatılması lazım. Şeffaf evet. Bir şekilde devletin o gün kaç kişi öldü, kaç tanesi HDP'liydi, kaç tanesi nasıl öldü, hangi gün öldüler onları bilmemiz lazım. Onun için de senin söylediğin savcılığın o iddianameyi ve işte bu son görüşünü yazarken savunmanın da tabii kendini nasıl yani sanıkların da kendilerini nasıl savunduklarını ortaya koymalılar. Ya yani düşünün ki o 6-7 Ekim olaylarında karar verici diye HDP'nin MYK'sını hep içeri attılar. Onlardan biri de Kars Belediye Başkanı'ydı eski. Yani onu da tutukladılar ve kayyum atadılar. Ayhan Bilgen. Ayhan Bilgen. Şimdi Ayhan Bilgen hani parti kurdu ve o parti iktidarın işine yarayacak diye bizzat iktidar tarafından, devlet tarafından el altından desteklenmeye çalışılıyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Desteklenenleri de yani biliyoruz. Hem orada Ayhan Bilgen'i o MYK kararına, MYK toplantısına katılmadığı halde 6-7 Ekim olaylarından sorumlu tutarak tutuklayacaksınız. Belediye başkanlığını elinden alıp kayyuma vereceksiniz. Ondan sonra sen orada yokmuşsun falan diye parti kuracak ve el altından işte o partiye destek vermeye çalışacaksınız. Bu nasıl bir anlayıştır? Yani bu adaletli bir şey değil. İnşallah gelecekte bu ülkede gerçekten hani kılı kırk yaran bir adalet mekanizması oluşur. Evet. Nevşin sen tamamlayacaktın sanıyorum. Evet yok kaldı. Yani yok aslında hani tamamladım sayılır. Bu işte bir seçim malzemesi yapılacak. Bu kadar ciddi bir dava. Madem meydanlarda yakın tarihinde yaşanmış acı bir olay. Gerçekten ne oldu, ne bitti, arkasında ne var? Bu açılamayacak bu konu. Savcı 5000 sayfalık bir
kendi mütalaasını sundu. İşte üzerinde çeşitli iddialar 8 var. 8 saat sürmüş galiba değil mi? 8 saat sürmüş. 5000 sayfa düşünsenize. E peki kendini savunanlar savunamayacak. E sonra bu savcı mütalaası şimdi seçim meydanlarında kullanılacak. Yani nasıl bakanlıkların seçime malzeme edilmesinden bahsediyorduk. Bu daha da beter. Yargı da seçime malzeme ediliyor. Yani madem böyle bir cümle, tamam yapsınlar onlar da savunmalarını kardeşim. Murat, bir taraf da görülsün yani. Bir de şu yok mu? Yani buradan sen terörle işbirliği suçlaması yapıyorsun Millet İttifakı'na. Ya şimdi işte bu 6-7 Ekim olayları dedi. Madem geriye doğru gidiyoruz. Ben de gazeteci olarak hafızamı zorlayayım sana. Oradan sorumu da sorayım, pas atayım. 29 Ekim'de işte 100. yılını kutlayacağımız Cumhuriyet'in yıl dönümünde peşmergeye resmi geçit töreni yaptırdılar. Evet. Ve devletin devlet onlara yemek paralarına kadar ödedi. 29 Ekim'de topraklardan, Anadolu'dan resmi geçit töreni yaparak geçti peşmerge. Kobani. Şimdi öncelikle yani bugün işte Nevşin çok güzel anlattı. Herhangi bir savunma alınmadan savcılık mütalaa veriyor ve bayağı müebbet hapis istiyor. Birden fazla müebbet hapis istiyor. Selahattin Demirtaş'a, Figen Yüksekdağ, diğer HDP üyelerine evet. Ve bazı kişiler şu anda dışarıda kalan, örneğin Sırrı Süreyya Önder, onlar hakkında da tutuklama talebiyle hani yakalama evet. Şeyi çıkarılıyor. Yani bu hakikaten hani bir basketbol deyimi var. Tam saha baskı. Tam saha baskı. Yani ve amaç da şeye hani ne derler konuşma malzemesi vermek AK Partililere. İşte bak savcı bunlara ne istedi filan demek. Şimdi senin verdiğin örnek ne şeye geliyor biliyor musun? Yani bir şeyi ben yapıyorsam her şey mübah. Yani eğer peşmergenin resmi geçit geçmesi hükümet mübah. Hükümet yapıyorsa onu her şey mübah. Ama başka taraf en küçük kaşını kaldırsa işte sen bölücüsün, sen teröristsin. Sen yıkıcısın. Ben Hizbullah'la aynı kareye gelirim. Girerim ama sen hiçbir şey yapamazsın başka türlü. Bu hakikaten artık çifte standart falan diye böyle şeyler kullanmak bile ya. Bu ikiyüzlülük yani. Çok açık bir ikiyüzlülük. Hani zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkıyor. Evet. Her durumda ya da evet. Çıkmaya çalışıyor. Ama artık... Hani bir laf vardır, mızrak çuvala sığmıyor sığmaz. Diyor. Mızrak çuvala artık sığmamaya başladı. İşte hani bir şeyi daha buraya eklemek isterim. Merdan Yanardağ, meslektaşımız, bugün söylediği bir şey yüzünden, söylediği ve yazdığı şeyler, yani fikrini ifade ettiği için hapis cezasına çarptırıldı. Bunu da kınıyorum burada yani. Böyle tabii, bir şey olmaz. Buradan... Ondan sonra işlerine geldiğinde efendim onlar terörist, onlar ajan, onlar bilmem ne. Sonra geliyorsunuz bir gazeteci şey yaptığı için, işte bir fikrini beyan ettiği için tutuyor hapis cezası. Hapis cezası veriyor. Şimdi haftanın önemli konularından bir tanesi de Büyük Birlik Partisi lideri Destici'nin Türkiye İşçi Partisi lideri Genel Başkanı Alper Baş Erkan hakkındaki Baş. Erkan Baş hakkındaki ırkçı söylemleri. Alper Taş'la karıştı. Erkan Baş hakkındaki ırkçı söylemleriydi. Gerçekten yani ben bunu sunarken bile hani utanıyorum yani bu söylemleri. Ve Yugoslavya göçmenlerinden de çok ciddi tepkiler geldi. Toplumun her kesiminden tepkiler geldi. Bir izleyelim Erkan Baş hakkındaki bu söylemlerini Destici'nin. Sonra konuşalım. Adam Tito artığı. Bir Yugoslavya'da biliyorsun bir Tito rejimi vardı. Bir Sovyet rejimi benzeri değil mi? Bir komünist rejim vardı. Senin gerçek soyadın ne? Jusovic. Burada neyi kullanıyorsun? Başı kullanıyorsun. Bu şahsı ciddiye almam ama burada mesele ben değilim. Hakaret edilen ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir. Buradan geçiyorsun Almanya'ya. Tamamen sol örgütler içerisinde. Belli ki Alman istihbaratlarının şeyinde, kontrolünde. Yetiştiriliyorsun, Türkiye'ye gönderiyorsun. Ajan diye itham edilen Almanya'da doğmuş milyonlarca işçi çocuğudur. İşte ırkçılık budur. Senin gerçek soyadın ne? Jusovic. Burada neyi kullanıyorsun? Başı kullanıyorsun. Tamam mı? Kim o? İşte soyadı baş olan siyasetçi kim? Tipin başkanından bahsediyorum. Şimdi tabii en büyük tepkilerden biri Türkiye Bosna Sancak Derneği gösterdi. Ve dernek yetkilileriyle konuştuğumda diyor ki, dediler ki Doğan Bey, Tito'nun Yugoslavya'sında bize Türk artığı diyorlardı. Şimdi buraya geldik. Kendi topraklarımıza geldik. Ve Destici bize
Tito artığı diyor Deniz. Yani ben çok söyleyecek söz bulamıyorum. Ya bu ırkçılık bir hastalıktır. Ya bunlar uçmuş yani, bir de çok özür dilerim araya girdim ama. Yok estağfurullah. Sorsan bunlar işte BBP değil mi? İşte tarih Osmanlı uçuyoruz kaçıyoruz. Ya kardeşim siz Osmanlı sancağı da mı bilmiyorsunuz ya? Yani onlar boşnak derler. Bosna hayır. Sancak, Novi Pazar. Sancak yani adı Sancak hala Sancak. Bir Bosna şey... Sancak yani Osmanlı sancağı orası yani hayret bir şey. Ya yani. Bu insanlar orada yıllarca işte isimleri değiştirilmeye çalışıldı. Farklı soy isimler verilmeye çalışıldı. Ya Rusoviç de yanlış okuyor. Yusofiç zaten. Evet. Yusuf. Yok yani şey. Yusufoğlu ya. Tabii canım Yusufoğlu. Yusofiç diye söylediği Yusufoğlu yani. İşte yani netice itibariyle Osmanlı oradan çekildikten sonra orada kalan Türkler gerçekten zor zamanlar yaşadı yani. Özellikle şey Demirper. Bulgaristan'a diyorsun. Ama hayır Yugoslavya'da da Tito zamanında yani nasıl 7'ye bölündü. O kadar çok etnik şey oldu ki işte Kosova'da hepimiz Arnavutları destekledik Sırplara karşı. Bağımsızlıklarını kazandılar. İlk yaptıkları oradaki Türklere sorun çıkarmak oldu yani. Bir sürü böyle şey var orada. Zor zamanlar var yani. Gerçekten Osmanlı çekildikten sonra orada kalan Türkler ciddi sıkıntılar yaşamışlar. Türkçü birinin bunları bile unutarak sırf siyaset yapmak için böyle bir şeye girişmiş olması bence kınanacak bir davranış. Ben şahsen hiç yakıştıramadım Sayın Destici'ye. Keşke yani düzelteceğim diye daha kötü hale getireceğine özür dileseydi. Ya ben özellikle boşnak göçmenlerinden yani Balkan göçmenlerinden özür diliyorum diye bir açıklama yapıp. Ne Erkan Baş'a özür diledi. Erkan Baş siyasetçi, solcu hayır, falan. Hayır ama ondan özür dilemesi lazım. Ondan özür yani. Dilememesi normaldi. Hani o bu açıklamalarından dolayı üzüntü duyan ve açıklamalar yapan Balkan göçmenlerini, işte boşnak derneklerini vesaire onları dikkate alıp özür dileseydi keşke. Vallahi ırkçılık bence ya hastalık değil de gayet de bilinçli bir politik tercih bence. Bu bir var olma biçimi. Yanlışlıkla söylenmiş sözler olduğunu da düşünmüyorum. Ve bu Destici'nin bir solcu ve sol korkusu var bu. Birkaç sefer vurguluyor, insanı gülümsetiyor. Bayağı bir yerleşmiş yani içine. Öyle anlaşılıyor. Şey de acayip, belli ki diyor Alman istihbaratının. Nereden ya. Belli abi? Nereden belli? Bu bir aslında bu tabii ırkçılık moda oldu şimdi. Herkes ırkçı gırla gidiyor. Tabii. Bir bu de şey var. Şeysi de moda özellikle, oldu. Herkese o da istihbarat. Tabii. Özellikle bu da bir de böyle bir şey. İstihbaratçı. Deli hemen mi hemen istihbaratçı. Ya. Elinde bir şeyin var mı? İstihbaratçı. Elinde evet. Bir şeyin var vatan haini. Yani neymiş Almanya'da iş şey, ben bir belli şey diyebilir miyim? Sizi bölmek istemiyorum. Estağfurullah. Ya şöyle bir şey var. Aslında iyi bir siyasetçi olsa, taktik bilse, strateji bilse İşçi Partisi'nin siyasi varlığı Cumhur İttifakı'na hizmet ediyor aslında. Yani şey olarak, bu kötü bir şey olarak söylemiyorum bunu. Yani netice itibariyle muhalefet kanadı içinde bulunan bir parti ve o ne kadar büyürse esas rakipleri olan Millet İttifakı o kadar küçülecek. Yani siyasi akıl olsa, stratejik düşünse, taktik düşünse Erkan Baş'ı öven açıklamalar yapardı. Demek ki siyaset de bilmiyorlar yani. Evet. Yani ben çok şey düşünüyorum. Türkiye İşçi Partisi sonuçta toplumdaki ne kadarsa artık sosyalist sol düşünceyi de temsil eden bir parti. Yani ben onu hani şuna hizmet ediyor, buna hizmet ediyor şeyinde değilim. Ama burada hakikaten ırkçılık olduğu gibi çok katmanlı bir nefret suçu işleniyor. Sadece boşnaklara ya da Balkan göçmenlerine, benim de ailemin bir parçası Balkan göçmeni, Bulgaristan Türklerinden. Yani kimliklerini falan kaybetmiş de değil hiç kimse. Tamam mı? Burada ama bir de şey var. Hani oradan Almanya'ya göçmüş işçi, bir işçi ailesi var. Buraya gelmişler, göçmüşler Bayrampaşa'da. Emekçilerin yaşadığı bir yere yerleşmişler. Orada büyümüş. Erkan Baş da orada büyümüş. Tamam mı? Böyle bir iklimde burada aynı zamanda bir hani sanki işçi düşmanlığı, tabii, bilmem tabii, çok emekçi düşmanlığı. Onu tabii ki onu kastediyorum. Tabii. Yani sadece bir ırkçılık yok.
Burada bir işçi düşmanlığı falan da var. Emekçi düşmanlığı da var. Tabii tabii. Ama bu bir sınıfsal şey var. Kesinlikle kesinlikle sınıf var. Düşmanlığı. Kesinlikle var. Ve burada hani artık meselesine gelince yani Türkiye'deki bu aşırı sağ silahlı aşırı sağ oluşumların 1960'ların sonundan itibaren açık bir şekilde Nazi artığı olduğunu söyleyebiliriz. Behlül Özkan arkadaşımız tarihçi kendisi Yetkin Report'ta çok net bir yazı yazdı. Bu belgeleriyle ortaya koydu ki ta kökleri şeye dayanır. Yani Yugoslavya'nın Nazi işgali sırasındaki orada Tito ile savaşan, oradaki Müslümanların, Çingenelerin, efendime söyleyeyim her türlü şeyin kendilerinden olmayan kesimlerin öldürülmesine dayanan kökleri vardır. Tarihçiler bunu bilir. Evet. Şimdi burada ortaya konulan şey, dediğim gibi sadece bir ırkçılık meselesi falan değildir. Nedir biliyor musun Doğan? Aslında söylemek istedikleri nedir biliyor musun? İstiklal Savaşı'nın, bakın İstiklal Savaşı'nın bütün öncü kadroları, Mustafa Kemal Atatürk dahil, Balkan, Kafkas göçmenleridir. Balkan kesinlikle ve Kafkas Türkleri ve Müslümanlarıdır. Bunu kabul edemiyorlar. Çünkü bunların zihin yapıları, hani o işte vardı ya, Yunanlı kazansaydı da hilafet yıkılmasaydı denilen bir tip vardı ya, o kafadır. O kafadır. Yani Fesli Kadir miydi neydi? Evet. Yani adını anmak istemiyorum. Kadir Mısıroğlu hadi analım. Diyordu ya Yunan kazansaydı da hilafet yıkılmasaydı. O kafadır. İstiklal Savaşı'nın önder kadrolarının tekrar ediyorum. Balkan ve Kafkas Türk ve Müslümanları olmasını bir türlü hazmedemiyor bunlar. Yani aslında dile getirmek istedikleri nefret budur. Mesele budur. Budur. Biz şunu diyelim. Destici ne kadar vatanseversen en az senin kadar vatanseverdir Erkan Baş diyelim. Biz de görüşümüzü kimse burada vatanseverlik edelim. Yarışı yapmasın. Aynen öyle. Vatanseverlik yarışı yapma kardeşim kimseyle. Peki ben bir şey soracağım. Hazır tipten açıldı. Murat sen de sanıyorum bir HDP tip görüşmesinin ayrıntıları var. Mithat Sancar'la Erkan Baş arasında bir görüşme mi oldu böyle, ve bunun ayrıntıları nedir? Ya böyle bir görüşme olmuş. Zannediyorum Türkiye İşçi Partisi hani ayrı liste çıkarıyor ya 53 ilde ayrı liste çıkarıyor. Zannediyorum kendi içlerinde yaptıkları tartışmalarda yani biz acaba doğru mu yapıyoruz yanlış mı yapıyoruz diye HDP'ye bir görüş bildirmişler. Ama artık HDP için vakit çok geç olmuş. Bu anlaşılıyor. Yani ayrı liste en azından 53 ilde birden ayrı liste çıkarmalarının Türkiye İşçi Partisi içinde ya biz doğru mu yaptık acaba keşke yapmasa mıydık gibi bir tartışmaya yol ortak açtığı bir da, liste mi yapsak acaba diye. Evet ama HDP'de artık evet. Hani bu da oyun değil size zamanında söyledik gibi bir yaklaşım olmuş zannediyorum. Bayağı bir aritmetiği değiştirici kesinlikle etkisi olabilir tip şeyin. Kesinlikle öyle. Hem CHP'den hem HDP'den evet. Herhalde oy alabilir. Evet. Evet. Şimdi gelelim seçim güvenliğine. Aslında biz pek çok şey konuşuyoruz ama iş sonunda geliyor seçim güvenliğine dayanıyor. Yani 14 Mayıs'ta seçim sandıkların güvenliği her şeyden çok daha önemli. Bunu siz değerli izleyicilerimiz de biliyor. Bizler de bunun farkındayız sanıyorum. Bütün siyasi partiler de bunun farkında. Deniz Zeyrek önemli bir yazı yazdı. Özellikle Suriyeli göçmenlerin vatandaşlığa alınması konusunda. Yok Suriyeli değil birçok. Birçok. Afganlısı var, Suriyelisi var vesaire. Sığınmacılar diyelim. Bunların vatandaşlığa geçmesi konusunda sanıyorum yazının özü şuydu. İçişleri Bakanlığı Nüfus Dairesi bu seçim döneminde özellikle seçmen listelerinin askıya alındığı dönemde müthiş bir mesai evet. Yaptı. Ya şöyle bu Ankara'daki Göç İdaresi bürosu bizim ofisimizin hemen yakınında. Ben her sabah onun önünden geçerek işe gidiyorum. Bir avukatla karşılaştığımda o anlattı bana. Ya dedi ki bu son dönemde yani göçmenlerin vatandaşlık başvurularını takip eden bir avukat. Dedi ki ya birdenbire dedi bizim başvuruların sonuçlanma şeyi hızlandı. Yani
eskiden işte 2-3 günde bir tane sonuç alırken şimdi bir günde 15 tane, 20 tane almaya başladık. Ve çok enteresan, müvekkillerimiz yani dosyalarını takip ettiğimiz göçmenler de böyle daha dosyayı oradan almadan hadi hadi acele et YSK'ya başvurmamız lazım diye bir şey içine giriyorlar. Yani böyle bir trafik artışı var dedi. Ben de sonra bunu tabii göç idaresinden bilgi almak o kadar kolay olmuyor. Bu işi takip eden birkaç büro buldum. Yani orada göçmenlerin başvurduğu ve hukuki destek aldığı birkaç büro buldum. Onlara sordum. Sonra yani telefon mesajlarını da gördüm. Dosyaları takip edenlere telefonlarına mesaj gidiyor. Yani şu numaralı başvurunuz onaylandı diye. Gerçekten de oralarda da onu gördüm. Yani aynı gün içinde çok sayıda onaylandı şeyi gelmiş. Yani peki dedim o yolumu kesen avukata, seçmen listeleri kesinleştikten sonra durum değişti mi? Evet dedi. Eski formuna döndü. Yani yavaş. Yavaşladı. Yani yeniden. Demek ki o dönemde bir mesai harcandı. Yani seçmen listeleri kesinleşene kadar göçmenlerin vatandaşlığa alınması ve onların hızlı bir şekilde YSK'ya bildirilmesi, seçmen listelerine dahil edilmesi süreci yaşanmış. Ve bunu ben yazdım. Bekledim hani acaba göç idaresi ne açıklama yapacak? Herhangi bir açıklama gelmedi bana. Evet. Yani yalandır, uydurdunuz ki, falan gibi. Yani bir de bu seçimde artık her oy değerli. Bir oy bile değerli. Ve düşünebiliyor musunuz? Yani tam böyle bıçak sırtı olduğunu ve bu tarafa mı bu tarafa mı? Şimdi asıl başka bir konu daha var. MİT Müsteşarı Sönmez, eski MİT Müsteşarı Sönmez Köksal. Çok önemli bir açıklamada bulundu Murat. Dedi ki Rusya başta olmak üzere pek çok ülke Türkiye'deki seçimlere müdahil olabilir. İşte siber saldırılar, ne bileyim aktörlerin yaratılması, kampanyalara müdahale. Bunun ayrıntısı ne? Çünkü Sönmez Köksal söylediğinde önemli oluyor. Yani bunu sıradan birisi söylese bu kadar önemli olmuyor ama adam eski MİT Müsteşarı. Evet. Sönmez Bey'in bu yazısını biz Yetkin Report'ta bastık. Yani ayrıntıları da orada var. Öğrenmek isteyenler, daha ayrıntılı okunmak isteyenler var. Çok enteresan bir şeyle, örnekle girdi kendisi. Trump'ın seçim kampanyası sırasında, daha önceki Amerikan Başkanı Trump'ın seçim kampanyası sırasında Texas'ın Houston şehrinde olan bir olayı anlatarak başlıyor. Olayın tarafları büyük bir hani çatışma ortamı var. Olayın bir tarafı beyaz ırkçılar, diğer tarafı da daha çok Afrika Amerika kökenli İslam milleti diye böyle kuruluş. Bunlar çatışıyorlar. Sönmez Bey diyor ki yazısında, tabii kendi bilgileriyle, iki tarafında bilmediği diyor, iki tarafında hani kurucusu, yani kurulmasını sağlayanlar ve onları yönlendirenlerin aynı merkezdir diyor. Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki bir think tank görüntüsü altında bir araştırma kuruluşudur diyor. Bunun sahibi de diyor. Aynı zamanda şu anda bütün dünyada faaliyet gösteren, ki Libya'da Türk askerine karşı da savaştılar, Wagner isimli bir paralı asker ordusu var. Onun kurucusudur diyor. O aynı zamanda diyor şeydir, bu St. Petersburg ve Putin'e çok yakın tabii. Putin'in çok yakını birisi, bir iş insanı hesapta. Ama işte bunlar da Amerikan seçimlerini Trump'ın kazanmasında rol oynadılar. Şimdi sadece Rusya değil diyor. Ama Rusya'nın bu konudaki sabıkası ortada. Hani değişik Avrupa kentlerinde de, mesela Almanya'da bu aşırı sağcı, alternatif parti, ırkçı, onların arkasında da örneğin bunun olduğu, Avrupa'nın değişik değişik ülkelerindeki, işte İtalya'daki, Fransa'daki, yazıda tek tek şeylerini de saydı. Evet, ondan sonra örneklerini de veriyor. Türkiye'deki seçimler için de bir uyarıda bulunuyor ve hani Rusya ya da başka gizli servislerin Türk seçimlerine de ister manipülasyon, değişik, hiç aklınıza gelmeyen grupların manipülasyonuyla, ister siber saldırılarla müdahale edebilecekleri uyarısında bulunuyor. Bence bu çok ciddiye alınması gereken bir uyarıdır. Ve umarım siyasi partiler ve siyasi partilerin liderleri de bu ciddi uyarıyı alırlar. Şimdi bir başka konu da, zamanımız daralıyor. Bir başka konu da
güven sorgulaması yapılan Kızılay. İşte deprem bölgesinde çadır satmasıyla gündeme geldi. İşte pek çok konuda sorgulandı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık hala istifa etmedi. Şimdi de kan bulamıyor. Vatandaşlar artık maalesef güvenip de kan vermiyor ve ameliyathanelere giren hastalar kan bulamıyorlar. Ciddi bir kan stoklarında problem var. Neden? Çünkü eskiden bağış yapılıyordu. Şimdi vatandaş diyor ki kardeşim hangi Kızılay'a bağış yapayım? Ben bu Kızılay'a mı, çadır satan Kızılay'a mı kan bağışı yapacağım? Biz yine de buradan yapıcı olarak söyleyelim. Bunu mutlaka yapalım, bu kan bağışlarını. Çünkü günün sonunda ve ucunda bütün evet, hastaların durumu var ve bu insan sağlığını tehdit ediyor. Hatta bizim Selçuk Tepeli bu bağışı, bağış yapılmasına çağrıda bulundu. Espritüel bir dille de bulundu. Önce bir Selçuk Tepeli'yi izleyelim. Çünkü gerçekten işin bu tarafı da komikti. Efendim bir kıymetli izleyicimiz demiş ki Kızılay Başkanı istifa etsin, herkes kanını seve seve verecektir. Ne alakası var? Drakula değil canım bu adamda. Yani gidelim kan verelim, şu ameliyatlar ertelenmesin, biz de eleştirebilirim yani. Evet Çiğdem, Drakula değil, kan verin. Kızılay'a kan vermek, Kerem Kınık'a kan vermek değil günün sonunda tabii. Ama tabii insanların da sorgulamasında tabii görmek lazım bu yaşananlardan. Ama işte sonra itibar, kredibilite, güven, kurumların tanınırlığı ne kadar önemli. Acı bir şekilde bunu anlıyoruz. İtibardan tasarruf olmaz demişlerdi ilk bu Cumhurbaşkanı'na okluk koyunda şey yapılacağı zaman, yazlık saray yapılacağı zaman ya da öncesinde öyle bir açıklama yapmışlardı. Yani bu itibarın parayla, pulla, malla, mülkle falan bir alakası yok. Aynen öyle. Bunu çok acı bir şekilde görüyoruz. Başladı bile şey tehlike. Biz sosyal medyada okuyoruz haberlerde. Kan bulmakta ciddi anlamda zorluk çekiliyor. Evet bir güvensizlik var Kızılay yönetiminde ama söz konusu olan insan hayatı. Kesinlikle. Kesinlikle. Bir şey. Şöyle bir şey tabii. Aslında enteresan, en tartışmalı figür, hatta az önce İbrahim Kalın da konuşmuş. Ya evet tabii çadır satılması kabul edilebilecek bir şey değil. Çok yanlış değil mi? Bir de aynı zamanda Şahan Gökbakar'la da gereksiz bir ağız dalaşına girdi. Karşılıklı tweetler falan. Hani sen Kızılay Başkanısın kardeşim. Ne oluyor, seni eleştirebilir sanatçılar, eleştirir fikir önderleri, eleştirir. Sen Recep İvedik'in fotoğraflarını koymalar, evet, filmlerden falan. Sen tight giy de bilmem ne falan, çok gereksiz işler. Aslında tabii neden hala o görevde? Anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden önce yanlış yaptılar, yanlış yaptık demek istemiyor. Tabii. Ya dese de demese de yanlış orada duruyor. Şimdi ama yani o şey yapıyor, öyle orada duruyor ve hep böyle yine seçim vaatleri gibi. Seçimden sonra işte çok şey yapacak, yönetimi değiştirecek, bakanları bilmem ne olacak, ekonomiye bilmem kim gelecek, Kızılay'ı bilmem ne yapacak falan. Böyle bir vaat gibi duruyor. Bir şimdi şey sorabilir işte miyim şey Nevşin? Tabii. Yani hadi muhalefet tabanı beyefendiye kızdı, kan vermedi. Peki iktidar yanlıları niye vermiyor? Evet, AK Parti'ye oy verenler niye vermiyor? Deniz, çok güzel bir soru. Niye vermiyorlar? Tabii. Demek madem Tayyip Erdoğan haklı, tabii, bu adam başarılı. Çok doğru bir soru. Onlar güven sorunu yaşamıyor. Onlar da güvenmiyor demek. Evet. Tabii ki yani evet, halkın tamamına evet, yakını demek ki vermiyor. O yüzden biz yine de herkesi kan vermeye çağıralım. Çünkü bu günün sonunda dediğim gibi yurttaşlarımızı ilgilendiren özellikle... Ama o goygoycunun orada durması, goygoycu diyorum da, çünkü kendisi başkalarına goygoycu evet, demişti. Evet. Ben de goygoycu sensin yani diye Kerem yazmıştım. Kerem Kınık'ın tabii ki kamuoyundan yükselen sesleri dinleyip gereğini yapması gerekiyor ama öte yandan da Kerem kan bağışı. Kerem Kınık'ın ailesi diyelim çünkü bütün aileler de ise aile oradalar. Çalışır. Evet. Deniz ne çizdin? Ben biraz önce konuştuğumuz mesele hakkında çizdim. Erkan Baş. Erkan Baş. Evet. Kravat da takmışsın. Evet. Biz ben tekrarlıyorum. Seçim ofisinde kravat. Öyle mi? Kimseyi vatanseverlikle vatanseverliğini sorgulamayın. Sayın Destici, en az sizin kadar Sayın Erkan Baş da vatansever. Kimseyi de böyle ırkçı söylemlerinizle itham etmeyin diyoruz. Bugün de bizi bu saate kadar izlediniz, sabrettiniz. Teşekkür ediyoruz sizlere ve haftaya yokuz. Neden yokuz? Çünkü haftaya bayram, bayramın birinci günü. Sizler de, bizler de, eşimizle, dostumuzla bayramlaşacağız. Ve bayramdan sonraki hafta, yani 28 Nisan'da tekrar kavuşmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.
Söyle şimdi nasıl haberler, haberler. İyi mi kötü mü haberler, haberler.